Her pazar sizlere en iyileri ve en yenileri dinlettiren Erdem'le Neşe'yi Muhabbet programında bu pazar Sümer Ezgü. Türk halk müziğinin usta yorumcusu Sümer Ezgü bu pazar Erdem'le Neşe'yi Muhabbet'te. Ve yıllar önce ana dizisindeki Kel Behzat tiplemesiyle, şimdilerde ise Tatlı Kaşıklar'daki Tarumar tiplemesiyle kendisini zevkle izlediğimiz Dursun Ali Sarıoğlu da bu pazar Erdem'le Neşe'yi Muhabbet'te. Sorularınız için telefon numaralarımız 0216 489 5156 ve 57. İsterseniz hemen şimdi de arayabilirsiniz. 12 Eylül Pazar günü 16-18.30 saatleri arasında Erdem'le Neşe'yi Muhabbet programında Medya FM'de buluşmak üzere. Erdem'le Neşe'yi Muhabbet. Bir anda her şey olabileceği bir program. Erdem'le Neşe'yi Muhabbet. Erdem'le Neşe'yi Muhabbet, dinlemeden karar verilemeyecek tek program. Erdem Gençtürk sizleri her pazar 15-18 arası Erdem'le Neşe'yi Muhabbet'e bekliyor. Bizden söylemesi. Evet efendim, şu anda saatlerimiz 16.03 ve Erdem'le Neşe'yi Muhabbet programına startımızı vermiş bulunmaktayız efendim. Yeni yayın döneminin ilk programı, hepimize hayırlı uğurlu olsun. 15'te başlayan programımız bundan böyle her pazar 16'da başlayacak. Bu arada efendim tabii ki üzücü bir haber aldık bugün. Hepimiz üzüntülüyüz ama zaten böyle sorunlar, üzüntüler geldi mi hep üst üste geliyor. Genel yayın yönetmenimiz Faruk Erdem Beyefendi'nin annesi vefat etmiş. Çok üzüldük. Allah rahmet eylesin. Hatta Allah'ın rahmeti hepimizin üstünde olsun. Bütün şu anda hasta olanlara, hastanede yatanlara Allah acil şifalar versin. Faruk Bey'in annesinin toprağı bol olsun, mekanı cennet olsun. Zaten hep de diyoruz Dursun abi. Hepimiz bir gün öleceğiz. Kimse sonsuza kadar yaşamayacak. Ama en iyi şekilde hayatı yaşamalıyız. Dostane bir şekilde, kardeşlik içinde, barış içinde bir hayat diliyoruz herkese. Ve bu arada hemen sloganımızla programımıza başlayalım. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi. İşte pazar, işte Erdem'le Neşe'yi Muhabbet, işte konuğumuz Dursun Ali Sarıoğlu ve az sonra Sümer Ezgü geliyor efendim yolda. Şimdi bu açılışımızdan sonra anlamış olacağınız üzere çok güzel, çok hoş, sizleri biraz da olsun tebessümle karşı karşıya bırakacağına inandığım bir program gerçekleşecek. Hemen biliyorsunuz ki bir telefon hatırlatma özürüm vardı fakat artık bugün programın başında aklıma geldi, unutmadım, hatırlatayım. Canlı yayın telefon numaralarımız 0216 489 5156 ve 57. İstediğiniz an arayabilirsiniz efendim. Dursun Ali Sarıoğlu'na hoş geldiniz diyorum, hoş geldiniz. Hoş bulduk Erdemciğim. Dursun abi şöyle yaklaştırayım. Yaklaştırayım. Hoş bulduk. Erdemciğim teşekkür ederiz. Şimdi Dursun abi sizinle konuşacağımız, bahsedeceğimiz hem türkülerle ilgili hem tiyatro oyunculuğuyla ilgili, dizilerle, filmlerle ilgili konuşacağımız çok konular var. Sümer Bey de geldiği zaman da onun hoş albümünden çok hoş türküler dinleyeceğiz az sonra. Arkadaşımız almaya gitti. Bu arada ben Dursun abi size sormak istiyorum. Daha önce hiç radyo programına katılmış mıydınız Dursun abi? Tabii. Katıldım birkaç tane yani. Sayısını bilmiyorum ama 3-5 tane katıldım. Nasıl ikna ettiler? Dursun abi nasıl ikna ettiler? Ben öğrenmek istiyorum. İkna olmak için bir şey yok ya. Bir şeye gerek yok yani. Bu arada Sümer Bey geldi. Sümer Bey mi? Sümer Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
Evet. Radyo Cumhuriyet'te de böyle geç kalmışsınız. Yok, geç değil ama burası karar şey bir yer yani, ben de çünkü. Şu anda Sümer Bey, evet. Saatimiz 16.05, 5 dakika. Yani biz yayına girdik, 2 dakika olmadı. Tamam. Bu arada teknik masada Yaşar bize yardım ediyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi çok keyifli, çok hoş bir program gerçekleşecek. Sümer Ezgi de katıldı programa. Evet, efendim meclis, ben tamam. Fazla bir yorum yapmak istemiyorum. Takdir dinleyicilerindir artık, ne olacağına kendileri karar versinler. Sümer Bey geldiği için bir kere daha telefonlarımızı hatırlatalım. 0216 489 5156 ve 57 canlı yayın telefon numaralarımız. Erdem'le Neşe Muhabbet programında aradığınız takdirde Tatlı Kaçıklar dizisindeki Tarumar, yani Dursun Ali Sarıoğlu ve Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu Sümer Ezgü telefonlarınızı bekliyor. Ben de dahil olmak üzere. Bu arada Sümer Bey de hoş geldiniz diyeyim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Efendim ne mutlu kavuşturana. Biliyorsunuz daha önceki haftalarda sizinle bir araya gelecektik. Ünlü besteci, yorumcu Ziya Taşkent beyefendiyi depremde evet, kaybettik. Siz Ankara'ya cenazesine gitmiştiniz. Evet. Ben o günkü programda zaten gerektiği şekilde durumu anlatmaya çalıştım. Ama neticede bu programda, Dursun Sarıoğlu'nun da olduğu programda buluşmak kısmetmiş sizinle, evet, burada güzel, olmanız. Ben gerçekten çok memnun oldum, şeref duydum. Sağ olun. Samimi olarak söylüyorum. Ben sizi hep izliyorum. Programlarınızı izliyorum çok beğenerek de. Ben de sizi izliyorum. Sağ olun. Bu arada şimdi ben Dursun abiyle biraz önce konuşuyordum. Oradan devam edeyim. Dursun abi, öncelikle Sümer Bey de programımıza katıldığı için soruyorum. Türk halk müziği hakkında ne düşünüyorsunuz bir oyuncu olarak? Evet, Türk halk müziği bütün aslında halkların müzikleri, yani folkloru korkunç derecede birbirine benziyor bir kere. Ben tabii işte halktan biri olduğum için bir kere çok sevdiğim, en çok sevdiğim türlerden bir tanesi halk müziği. Fakat son zamanlarda biraz tabii ki üvey evlat muamelesi gören, özellikle ülkemizde ve yerine çok yoz bir takım müziklerin ikame edilmeye çalıştığını görüyorum. Bundan çok üzüntü duyuyorum tabii. Bu benliğimizin erozyona uğraması demek oluyor. Bu tabii yalnız türküde değil, başka sanat dallarında, yani üst yapısal başka kurumlarda da aynı şeyler var. Ama ben şimdi tabii böyle yüzüne karşı olmasın ama Sümer Bey gibi hem türkülerimize çok vakıf ve aynı zamanda akademik eğitim görmüş ve çok güzel programlar yapan genç arkadaşları da görünce gerçekten umutlanıyorum ve çok sevinç duyuyorum. Yani şunu söylemek isterim özetle. Ne düşünüyoruz, ne demek? Bu bizim bir parçamız. Bizim kültürümüzün bir parçası. Bizim duygularımızı, düşüncelerimizi bundan daha iyi ifade edeceğimiz bir araç olduğunu ben zannetmiyorum. Örneğin ben şimdi çok sesli müziğin daha gelişmiş, bizim zamanın deyimiyle daha mütekamil olduğunu elbette ki düşünüyorum. Daha renkli, daha çok İnsanoğlunun ufkunu açıcı nitelikleri olduğunu elbette düşünüyorum ama ben kendi duygularımı özellikle türkülerimde daha iyi ifade edildiği duygusunu taşıyorum en azından. Bunu ayrıca da yani türkülerimizi dinlemenin, sevmenin, onlarla duygularımızı, düşüncelerimizi, hatta tabii sevinçlerimizi ve üzüntülerimizi ifade etmenin daha üst kültürlere varsaysak bile bigane kalmak, ilgisiz kalmak anlamına gelmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla yani özetle türküler çok iyidir. Dursun abiciğim, bu kısa açıklamanız için size çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ama kısaydı fakat doyurucu bir açıklamaydı. Ya pek şimdi kısa değildi canım, uzattık hepimizi. Dursun abi, virgül koyalım, biraz sonra devam edeceğiz. Sümer Bey'le biraz konuşalım. Evet. Öncelikle Sümer Bey tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizin gibi Türk Halk Müziği'nin usta bir yorumcusunu Türkü Dostu 93.9 Medya FM'de Erdem'le Neşe Muhabbet programında konuk etmek bizim için büyük bir şereftir, büyük bir onurdur. Hele de çok değerli bir tiyatro oyuncusuyla aynı programda buluşturmak ayrı bir şeref, ayrı bir onurdur. Onu hemen tekrar burada söylemek istiyorum. Ve ben Sümer Ezgi'ye sormak istiyorum. Sümer Bey, Dursun abiye sorduğum gibi siz şu anda Türk Halk Müziği'nin gidişatını nasıl buluyorsunuz? Tabii şimdi Dursun abilerin döneminde dinlenen halk müziğiyle bugünkü biraz şekil değiştirdi mutlaka. Sümer Bey biraz yaklaşır mısın? O zaman daha otantikti. Tabii. İşte ozan tarzı, tek çalıp okuyan insanların geleneği daha bir yaşıyordu mutlaka.
Ve daha otantik bir tarz vardı okuyuş itibariyle. Radyolardaki yayınlar da aynı şekildeydi. O zaman bir tek TRT vardı değil mi? TRT'den önce yani bizim şimdi radyolardan bizim Zehra Bilir'le başladı esasında biliyorsunuzdur evet. herhalde. Zehra Bilir'le başladı. O zamana kadar radyolarda da yoktu zaten türküler. Çalınmazdı benim bildiğim kadarıyla. Muzaffer Sarısözenler'le birlikte. Muzaffer Sarısözenler daha sonra tahmin ediyorum. İşte onların... Sadi Yaver Atamanlar falan daha sonraları. İşte Muzaffer Sarısözen'in kurduğu Yurttan Sesler buralarıyla radyolarda daha çok yer almaya başlamış, toparlamışlar. Ama tabii bugün TRT dışında başka radyolar, başka televizyonlar da var. Eskiden TRT bu işin okuluydu. Tabii. Sonra konservatuarlar çıktı, yani başka okullar da çıktı. Dolayısıyla başka mantıkta insanlar ve sanatçılar yetişmeye başladı. Yeni jenerasyonlar beraberinde yeni sanatçıların doğurdu, yorumcuların doğurdu. Tarz değişikliği olmaya başladı. Yani bugünün müzik anlayışı değişmeye başladı. Tabii bunlar kaçınılmaz. Folklorda, yani folklorun her dalı aslında. Yemeğinden, el sanatlarından, türküsüne, oyununa kadar, giysisine kadar hepsi de tabii dinamik, değişim gösterir. Aynen statik durmaz, durağan değildir. Ama galiba burada dikkat edilmesi gereken tek şey temel yapının bozulmaması. Mutlaka değişime uğrayacaktır da. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Sözlerin ve melodilerin bozulmaması. Onun dışında her türlü orkestrasyon da olabilir. Yani isterseniz tek kişi çalar okur tıpkı diyelim ki Yavuz Top gibi. Tek başına bir kişi çalar okuyabilir. Ya da işte Musa Eroğlu gibi yanına bas gitar koyar, arkasına gitar da koyabilir. Ya da senfonik bir orkestrayla okuyabilir. Ya da caz mantığıyla yapabilir. Ya da rock tarzı yapabilir. Ama ne yaparsa yapsın sonuçta okunan türkü ise eğer temel melodinin ve sözlerinin bozulmaması gerekir. Gene benim hep verdiğim bir örnek var. Tarhana çorbasının içine hardal sıkmamak lazım. İyi bir benzetme. Hardal sıkarsanız o tarhana çorbası olmaz. Ama mesela bir hamsi balığı belki işte soya sosuna batırılabilir yani. Evet, uygun şeyler tabii. Ona bir lezzet kazandırılabilir. Yani orkestra içinde, düzenlemeler içinde çok iyi düşünmek lazım. Acaba bunun sonu ne oluyor? Bir aşama kazanıyor mu yaptığımız müzik, bir noktaya gidiyor mu? Yoksa acaba kaybediyor muyuz? Yani yenilikle tahribat da farklı bir şey. Türkülerde yeni bir açılım yakalanabilir ama tahribat çok farklı bir nokta. Burada işte sanatçıya bir sorumluluk yükleniyor. Yani iyi niyetle kötü niyet bu noktada ayrılıyor. Gerçekten severek yapma, iyi niyetle yapmayla art niyetli, sadece kişisel beklenme, sadece cep hesabı, para hesabı bu tabii noktada ayrılıyor. Işte. Valla ne güzel. Ben zaman zaman şimdi Sümer ve pardon şeyim olmuyor, haddim olmuyor. Yani ben bu işin, hayır bu işin uzmanı sizsiniz tabii ki. Ben bu bir tartışma konusu da aynı zamanda gündemde olan bir sorun galiba değil mi? Yani şey otantik şeysi bozulsun mu bozulmasın mı? Bunu benim hayatımda bu ilk kez Cemal Reşit Rey'den galiba öyle hatırlıyorum. Bu şey orkestrasyon bir takım şey çalışmalar bizim halk müziği üzerinde çalışmalar yapılmıştı. Türk beşleri o şekilde çalışmalar yapmışlar. Evet, evet. De en çok onlar popüler olmuştu Cemal Reşit Rey'in. Onun için onu diyorum ben şey olarak. Beni o zaman da rahatsız etmemişti. Hatta bana çok zenginlik kazandırdı gibi gelmişti. Ama tabii ki yani bunların çıkış formu yani o otantik halinin bozulmaması da ayrı bir konudur. Yani o öyle muhafaza edilir bir yerde ne derler yani bir müzede yahut başka bir yerde korunur onlar, saklanır. Ama onun üzerine bir takım gelişmelerin yapılmasının bir sakıncası var mı yok mudur? Bana sorarsanız ben yoktur derim. Benim için yoktur derim. Çünkü ben halk oyunlarının mesela valeyi uygulanarak yapıldığını gördüm. Ve çok müthiş bir zenginlik kazandığını fark ettim. Yani o bir teviyelikten kurtulup yani o motiflerin, o figürlerin yani bir çağdaş anlayışla yoğrulduğu vakit ne kadar görkemli olduğunu gördüm. Şimdi o bizim müziğimizde yani folklorik müziğimizde de çok güzel renkler vardır. Onları yani küçük yerlerde hapsetmenin de bir alemi yok. Eğer onları gerçekten dediğiniz gibi kötü niyet olmadan. Zaten kötü niyetle de pek fazla bir şey zenginlik kazandırılacağını zannetmiyorum. Zaman çözüyor yani. Evet zaman yani çalışmaları kalıcılık baş. Ha ama ben gene de tabii yani bu işte bir tek müziğin yeteceğini düşünemiyorum. Yani bu yaptığınız gelişmelerin, güzellikle kattığınız güzelliklerin falan mutlaka dinleyicisi tarafından belli bir kültür birikimiyle algılanabileceğini düşünüyorum.
Evet, doğru mu söylüyorum mutlaka, sizce? Tabii. Her yapılan çalışmanın bir dinleyicisi var. Her yapılan türün bir dinleyicisi var. Tabii ki bu tür daha açılımlı olan çalışmaların da dinleyicisi var. Ama iyi ya da kötü gibi ayrım olursa ben ikisinin de iyi olduğunu düşünüyorum. Yani Mahsuni Şerif'in çaldığı, tek yalın bağlamayla çaldığı deyişler de çok güzel. Tabii o Veysel'in, bir tarzdır yani. Veysel'in, Aşık tabii Veysel'in ki, tabii müziği ki. De çok güzel. Tabii ki. Orkestrayla yapılan, çok sesli de olabilir ya da düzenlemelerle geliştirilmiş, daha zengin bir armoniyle yapılmış türküler de güzel. Yeter ki iyi niyetli olsun. Kötü olan ne? Kötü icra. Yani insan orkestrayla çok kötü bir icra yapabilir. Ya da tek bir kişi çalıp okurken çok kötü çalar, çok kötü okuyabilir. Bunu ayırt etmek lazım. İyi çalış ve iyi okuyuştur asıl olan yani. Yoksa... İcra önemli diyorsunuz. Evet, icra yani. Çok önemli. Tabii, yani. Evet. Bir kişi çalar ki 3 notadan oluşmuştur. 4 sesli bir türküdür, sıcacıktır ama. Yani alır götürür sizi yani. Çok da güzel yorumluyordur. Alır götürür. Bu bir seçim meselesi. İsterseniz evet. Yalın seçersiniz ya da okursunuz, çalarsınız. İsterseniz daha orkestrayla yaparsınız. Bu bir seçim meselesi. Ama ikisinde de iyi yapmaktır asıl olan. Daha iyisini üretmektir. Evet. Tabii. İyi yapmak kesin bir kere her alanda. Şimdi bu yalnız tiyatroda da öyle değil mi? Tiyatroda da. Ve ama işte orada da aynı şeyler yani buradaki endişeler orada da büyük ölçüde var. Yani folklorda olduğu gibi orada da iyi yapmak ve icra çok önemli tabii. Evet. Şimdi ama şey de önemli. Dursun abicim. Yani. İzninle tabii. Birazcık soru sorayım ama şurada hemen söylemek istiyorum. Yok. Seni konuştuğumuz anlıyorum. 5 ayı aşkın süren bir program bu. Erdem'le Neşe'yi muhabbet. Böylesini evet, ilk defa görüyorum. Yani Dursun abiyle Sümer Bey çok iyi anlaştılar. Yani ben çekilsem çok güzel. Yok ben bir şey itiraz etmiyorum. Anlaşmamız mümkün. Yani ben Sümer Bey'in alanına hiçbir şey söyleyemem. Yok. Ben ondan dinlerim sadece. Dursun abi ama de bu çok konuda çok dolu ve çok dolu. Bir şey tabii. Olursa ancak yoksa haddim değil. Yani ben ya, o şu... Hayır bunu gerçekten söylüyorum. Şimdi siz tartışıyorsunuz. Ben birkaç tartışmanızı falan da dinledim. Başkaları da var yani hep aynı şeyi düşünmeseler bile. Ben şey yapmıyorum yani bir tarafı tutmuyorum. Çünkü bu iş uzmanların işidir. Yani ama ben dinlerim. Onlar bana sevdirirler onu veya sevdiremezler. O ayrı bir düşüncelerinizi şey. Söylüyorsunuz. Çok güzel söyleyeyim. Bir şekilde sevdim ve en ama ben yalın haliyle. Ben şimdi yalın haliyle ben Mahsuni Şerif'i şimdi buradan kendisine selam ederim. Benim dostumdur çünkü. Mahsuni Baba'yı dinlerken büyük zevk alırım ama tabii. Yani onu orkestrasyonla daha zenginleştirilmiş olarak dinlediğim zaman ona ihanet edildiğini düşünmem açıkçası yani. Şimdi Dursun abicim. Ben gerçekten de sizinle daha önceki konuşmalarımızda Türk Halk Müziği dediğimde, program Türk Halk Müziği dediğimde hakikaten büyük bir coşkuyla elbette böyle bir programa katılmayı isterim demiştiniz. Türk Halk Müziği'ni sevdiğinizi söylemiştiniz ama ben hakikaten bu kadar öz düşüncelere sahip olduğunuzu pek akıl edememiştim. Öz düşünce falan değil bunlar duyduklarım benim. Duyduklarınız yani ama... Biraz da özümsedim belki. Yani o çok güzel. En azından Dursun Ali Sarıoğlu'nu bir de bu yönüyle tanıma imkanına, tanıma şerefine nail olduk efendim. Onun için de ayrıyeten dinleyicilerimize bu yönünüzle sizi tanıtmak güzellik oldu. Biraz da şimdi soru sormak istiyorum. Şu anda böyle güzel konukları bulmuşken siz tabii ki Türk Halk Müziği ile ilgili düşüncelerinizi, görüşlerinizi söylüyorsunuz ama dinleyicilerimiz sizi daha da yakından tanımak istiyor. Bu da benim soracağım sorularla elbet olacak. Efendim önce Sümer Bey'e sorayım. Sümer Ezgü şu ana kadar kaç tane albüm yaptı ve en son çıkan bu albümünüz yurt dışında yapıldı kayıtları. Hamburg'da yanılmıyorsam. Ve içinde bir tane türkünüz var. Sevdan, orkestra arkadaşlarınızla birlikte sahne arkasında böylesine yani kendi aranızda eğlence dakikalar geçirmek isterken çıkan, oluşan bir türkü oldu. Ve hakikaten dinlediğimiz zaman ayrı bir güzelliği, ayrı bir tadı var o türkünün. Biraz sonra bunu yayınlayacağız. Şimdi onunla ilgili de konuşalım ama önce kaç tane albüm oldu? Hı-hı. Sümer Ezgü bu çıkarttığı albümle uluslararası çapta bir açılım düşünüyor mu? Bu benim 4. albümüm. Daha önce Duygu Müzik'ten 2 tane çıkarmıştım. Esenyerler ve Yaban Gülü. Sonra ASM'den Arif abiyle, Arif Sağ'la birlikte yaptığımız bir albüm oldu. Sümer Ezgü 97. Ve 97'den sonra da ilk kez işte 2 yıllık bir aradan sonra Bir Sevdadır Türküler albümü çıktı. Bir süredir de özlemiştim aslında bu programcılık. Dursun abi çok fazla ön plana çıkınca şeyi özlüyor insan. Türkü okumayı, albüm yapmayı ya, özlüyorsunuz. Değil mi tabii? O özlemi bir yerde tatmin ettim. Fuat Saka ile çalıştık. Fuat Saka evet. Benim müzisyen arkadaşım. Hamburg'da yaşıyordu 20 yıldır. Onun evinde çalıştık. Evi aynı zamanda stüdyo. Çok sıcak bir ortamda çalıştık. Çok rahat bir ortamda. 3 tane yabancı müzisyen de vardır burada. Bir Alman, bir Makedon.
Bir de Danimarkalı. Onun dışında işte Sipsi, Zurna, Kabak Kemane gibi kayıtlar Ankara'da yapıldı. Stüdyo Ode'de yapıldı. Bizim saz. Evet. Bağlamaları ben çaldım. Evet. Zaten çok, çok. Burada yazıyor önümüzdeki bilgilerde. Bu Fuat Sakay'la ilgili şöyle bir açıklama yapalım. Sümer Ezgü türkü birikimini 20 yıldır Hamburg'da yaşayan ve dünya müziklerini de tanıyan Fuat Sakay ile birleştirdi diyor. Şimdi efendim ben Fuat Sakay ile ilgili bir soru sorayım. Dünya müziklerini de tanıyan derken Fuat Sakay'ın başka böyle albümlerde işte sanatçılarda da sizinle olduğu gibi müziğini birleştirme şansı imkanı olmuş muydu? İbrahim Can'la çalıştı benden önce. Zaten ben İbrahim'le yaptığı çalışmayı dinledikten sonra iyice ikna oldum. Çünkü benim de bir aranjör arayışım vardı. Fuat'ın daha önce yaptığı solo albümler var. Bir de 20 yıldır Hamburg'da yaşadığı için sürekli uluslararası festivallere de katılıyor. Ve beraberindeki o yabancı müzisyenlerle hep bir aradalar. Onlar diğer ülkelerin müziklerini de, mesela Hint müziğidir, Anadolu müziği, işte Balkan müziği, Rus müziği, diğer Amerikan müziği, bu müzikleri de tanıdıkları için bir harmanlama yapabiliyorlar. Birlikte bir şey ortaya çıktı tabii. Bu birlikte ortak bir mantıkla çıktı. Dolayısıyla bir hedef de müzik bugüne ayağını bassın, yaşı genç insanlara da hitap etsin ve uluslararası etnik müzik, yani halk müziklerine etnik müzik deniyor biliyorsunuz. Yani evet. Kişilerin değil de toplulukların müzikleri. Uluslararası etnik müzik pazarı, CD pazarı var, festival pazarı var. Buralara da açılalım, Anadolu müziklerinde oralara bu şekilde açalım diye de düşündük tabii. Peki Fuat Sakay yabancı starlarla diyelim artık, yani Amerikalı, işte Alman, Fransız, yabancı solistlerle de çalışma imkanı olmuş muydu Fuat Sakay'ın? Solistlerle olduğumu bilmiyorum ama bu festivalde sürekli, uluslararası festivallerde sürekli birlikteler. Yani çok... bizim Türk halk müziğini, Türk müziğini yani yurt dışında da tanıtma imkanı oluyor. 20 yıldır orada zaten. 20 yıldır, 20 orada. Yıldır orada. Güzel bir şey Türkiye adına, Türkiye adına, Türk halk müziği adına, Türk müziği adına diyelim. Yani hepsini kapsayalım. Güzel bir durum. İnşallah bu daha da yayılarak, daha da genişleyerek devam etsin. Böyle yani Fuat Sakay gibi değerli bir artık enstrümantör, yorumcu, besteciyi yurt dışında daha yükselerek görmekten büyük bir onur duyarız. Sizin de tabii albümünüzde çok büyük emekleri olmuş ve bu albüm, Fuat Sakay'ın da desteğiyle çıkan bu albümde siz uluslararası çapta bir şeyler yapmayı hedefliyorsunuz herhalde. Tabii. Bu konuda firmanın da herhalde bir desteği olacak. Firma zaten kendimiz biz ajans kurduk, Ezgi Ajansı kurduk. Ben daha önceki 3 albümümü başka firmalara yaptım. Gerçi onlar da bizim dostlarımızdı ama bir insan kendi kafasındaki projeyi kendisi yaparsa daha iyi noktalara götürebiliyor. Onun için herhalde kendi ajansımızı kurar, kendi adımıza çıkarırsak albümü daha iyi olur diye düşündük. Dağıtımı MÜYA'dan yapıldı. Dağıtımı MÜYA'da. Güzel bir firma. Tabii sevgili Kamil Gök ve Metin Güneş dostlarım zaten onlar da. Bu arada tabii Kamil Gök beyefendi eşi vefat etti. Maalesef bu depremde. Onu da Allah rahmet eylesin. Üzüntü tabii. Tabii yani. Bu arada Sümer Bey, Dursun abiye bir soru soracağım. Ama ondan önce size son bir soru daha sorayım. Sonra Dursun abi ve bir Sümer Ezgi türküsü dinlemek istiyoruz. Ne kadar güzel olur. Şimdi Sümer Bey, sizin bu albümde Cemil diye bir türkü var. Ki tanıtımda da biz bunu yer verdik. Bu türküden alıntı yaptık. Çok hoş yorumlamışsınız ve bunun bir klip türküsü olduğunu da biliyoruz. Klibi de çekildi. Bu Cemilem'in sizin için bir özelliği var mı? Niye bu türküye klip çektiniz? Şu anda bunun yayınlanıyor mu halen de? İsteyen seyredebilir mi televizyonda? Evet, başladı. Bir kamuoyu yoklaması yaptık biz. Birkaç radyoya katılmıştım. İşte Radyo Cumhuriyet, TRT FM, birkaç radyoda Kral TV'de, FM'de galiba yapılan kamuoyu yoklaması sonucunda Cemile önde çıktı. Bir de altına da yazmışlar. Sevda'nın da çok fazla oy aldı. Evet, çok aldı. Güzel. Bağdı Sabah herhalde. Bağdı Sabah da çok yüksek aldı. Ama şu, bir de dipnot olarak şöyle geçmişler izleyiciler, dinleyiciler. İşte yaz sezonu olduğu için tempolu türkü olsun, Cemilem olsun diye de bize yol göstermiş. Başlangıcı çok hoş Dursun abi. Bir başlangıcı var. Yani bitiyoruz. Bizim Bekir var burada, arkadaşımız Dursun abi, biliyorsunuz. Daha önce beraber bir oyunda tabii çalışmışsınız. O bile tanıtım esnasında biz o türküden alıntı yaptık. Bir hoşuna gitti. Bitiyorum ben, bittim de. En aşağı 10 sefer dinlemiştir. Ki ben keza evde 30-40 kere dinledim. Halen dinliyorum. Biraz sonra yine dinleyeceğiz. Çok müziği çok güzel. Sipsi var orada. Sipsi. Sipsi nasıl ki Karadeniz'de çok otantiktir, kemençe gibi. Sipsi çok lokal bir bölgedir. Çok bu Burdur'un bu yayla bölümü, işte Dirmil, Acıpayam, Fethiye gibi çok lokaldir. Teke bölgesi denir oraya. Asya kökenli bir sazdır. Çok karakter küçüktür, kamıştan yapılan.
Onu ön plana çıkarmak. Çok güzel ama. Arzum. Çok hoş. Sipsi kullandık. Birçok albümde biz bunu artık duyamaz olmuştuk. Ta ki ne zaman bir Sümer Ezgi albümü dinledik. Bu şu an son çıkan. Bütün bu sipsi dediğiniz. Sipsi, o, evet, müzik o. Aletinin küçük tadına doyduk yani. Küçük çok önemli şey bir şey tabii. Çok güzel. Bu aslında tulumun ucunda da öyle bir kamış vardır. Çift kamıştır o. Tabii. Ya da gaydada da vardır öyle bir kamış. Hı-hı. Yani hep aynı mantıkla üretilmiş nefesli sazdır. Bunu artık insanlarımız hayal etsinler. Çok hoş bir görüntüsü var. Anadolu'ya has bir görüntüsü var. Ve hakikaten o çıkan ses ne kadar güzel, ne kadar hoş. Böyle dinlediğimiz zaman Dursun abi, yani insan düşüncelere dalıyor, sevdiğini düşünüyor, dostluğunu düşünüyor. O güzel, ileriye dönük hayallerinin planını yapıyor yani. O derecede insanlara güzellik katan, düşüncelerini hoşlaştıran bir müzik. O simsiyle çıkan o sesler, evet, çok hoş. Yani daha bu nasıl anlatılır bilmiyorum. Az sonra dinlediğimiz zaman, tabii az sonra dinlediğimiz zaman hepimiz şahit olacağız o güzelliğe. Bir şey söyleyebilir miyim bu arada? Şimdi bu... Yaylacılık geleneği Anadolu'da çok yaygın. Yani deniz kenarında yaşayan insanlar, bakmayın büyük şehirlerde yaşayanlar yazları denizlere gidiyor ama... Hangi akla hizmete direkt gidiyorlarsa sıcakta kaçıp daha sıcak yere gidiyorlar. Dönünce çok yandınız diyecekler ya. Bilmiyorum, ben hiç anlayan ben gitmiyorum mesela. Ama deniz kenarında yaşayanlar şeye çıkar, yaylaya çıkar. Yazıntı doğruyu yani yaparlar. Yaylacılık serine çıkarlar öyle. Tabii. Hem Akdeniz'de, Toroslar'da yaygındır, hem Karadeniz'de çok yaygındır yaylacılık. Tabii. Şimdi benim bu Nazar Değmesin programında bir şey düşünmüştüm. Bizim yayla sazı sipsiyle Karadeniz'in sazı tulum bir araya getirdim. Bizim tulum üstadlarından Remzi Bekar vardır. Remzi abiyi çağırdım. Ferhat Erdem de sipsi üstadımız. Önce Remzi Bekar kendi Karadeniz'in tulum havalarını, yayla havalarını çaldı. Arkasından Ferhat Torosların sipsiyle yayla havasını çaldı. Sonra ikisi birden birleştiler. Kalktı oyuncular yani. Oynadı falan. Yani birisi kuzey, birisi güney ama yayla geleneği aynı. İki melodi bir araya gelebildi. İnsanlar aynı şeyi hissedebildi. Sazlar aşağı yukarı yakın birbirine. Tabii. Tulumda çifttir galiba da. Çift. Birisinde insan ciğeri kullanılırken tulumda bir tulum var. Yani evet. Nefesin hapsedildiği bir tulum var. Peki Sümer Bey, sizin TRT'de bir programınız vardı. Haftanın bir günü yayınlanıyordu. Ve çok seyredilen bir programdı. Ayrıca yine Erdem ve Neşe'yi Muhabbet programına katılan konuklarımızdan şu anda posterini görüyorsunuz. Kıvırcık Ali herhalde sizin programınıza konuk oldu. Son konuğumuzdu. Gül tükendi, ben tükendiği söyledi. Bilmiyorum, Aynur Haşhaş da gelmiş miydi? Aynur'u almadım. Almadınız. O da burada konuğumuz oldu ve hep bahsederdi. Buluştuğumuzda işte Ali falan çıktığında işte Sümer Ezgün'ün programındaydı. O türküyü okudu. Hep böyle övgülerle bahsedilirdi zaten. Sonra sizin bu programınız birdenbire bir baktık yok. Gitti. Yaz sezonu geldi. İstirahat etmek gerekiyor, dinlenmek gerekiyor, depolamak gerekiyor enerjiyi ki yeniden çıkalım. Ekim'den sonra Nazar Değmesin yine başlayacak. TRT ekranlarında, TRT 1 ekranında. TRT'de değil bu sefer, sürpriz olsun. Başka özel bir kanalda. Bazı talepler var, bugünlerde sonuçlanacak. Yine yeni bir ekranda. Nazar Değmesin Nazar adı altında. Değmesin. Türk Halk Müziği programı, Türk Halk Müziği sanatçılarının konuk olduğu. Yani işte bizimki de sizin yaptığınız programın belki bir radyo versiyonu. Ve halk müziği programlarını böyle insanlara daha çok dinleterek, onlara televizyon ekranından da böyle bu hoş programları daha çok onları izleterek, Türk Halk Müziği'nin daha yüksek seviyelere, ki zaten hiçbir zaman inmez aşağı, hep yükselir Türk Halk Müziği ama... Onlara bu güzel müziğimizi, Türk Halk Müziği adı üstünde daha çok dinletmek, seyrettirtmek herhalde çok güzel olacak diye düşünüyorum. Ve sizin yaptığınız program, ki siz Türk Halk Müziği'nin usta bir yorumcususunuz, çok seyredileceğine, çok beğenileceğine ve artık transfer teklifleriyle geçen bir sezon olacağını temenni ediyorum. Ve inşallah da öyle olur. Çünkü efendim siz çağırdığınız konuklarınıza sorduğunuz sorularla, ona söylettiğiniz türkülerle tam bir Türk Halk Müziği programı yapıyorsunuz. Benim yaptığım, bilmiyorum, her ne kadar ben Türk Halk Müziği sanatçısı olmasam da kendimce, kararımca bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama sizin yaptığınız programların yani yanında sıfır kalır belki. Rica ederim. Ama program... sizin gibi değerli bir üstadın böyle programlarla insanın, halkımızın huzurunda olması çok güzel olur. İnşallah hayırlı olsun ve başlayın diyorum. Sağ ol. Her program bir modeldir aslında. Hani söylenir ya, eğlence programlarına, müzik programlarına mesajı olur mu diye. Olur aslında. Her program bir modeldir. Çağrılan konuklar bir modeldir. Sorulan sorular, program sırasındaki yapılan şey, her şey bir modeldir, örnektir. O tarz insanlar yetişmeye başlıyor çünkü o programları izleyerek. O açıdan bu programda katıldığım, şimdiki programda dahil olmak üzere hepsi çok önemli. Sen de çok iyi bir hizmet yapıyorsun, onu da bil. Teşekkür ederim. Ama dediğim gibi, sizin gibi bir Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusunun böyle bir program yapması daha büyük bir hizmet olacak halk adına. Onu söylemek istiyorum. Değil mi Dursun abi? Evet, tabii. Yani bizim yaptığımız da bir şeydir ama Sümer Ezgün'ün yaptığı daha doyurucu. Çok da değişik ve yeni bir şey yani bizim televizyonlarda bugüne kadar olmayan. Evet. Benzerleri vardı ama çok çok daha zengin ve ilgiyle izlerim. Ben de izliyorum yani, izliyor idim.
Peki Dursun abi benim programın konuğu olur mu acaba? Şeref duyarım. Şeref duyarım yalnız tabii ki. Yani ben şimdi bir müzikolog değilim. Bu işi bilen bir insan değilim ama çok iyi bir dinleyici. Neredesiniz siz? Rizeliyim ben. Rizeli Dursun abi. Size o zaman bir Karadeniz türküleri okuturum ben orada birkaç tane. Peki Dursun vallahi abi. Bilmiyorum yani öyle okuyabilecek kadar bildiğimi sanmıyorum yani ama... Kulağımda kötü maalesef ama okurum tabii ki sizi kırar mıyım? Bey, sizin başlayacak olan programınızla ilgili öyle konuşma yaptım ki Dursun abi mutlaka yani geri çevirmez katılır yani öyle düşünüyor. Ne demek tabii şeref ya abi. Biz de seyretmekten şeref olur. Duyarız. Mutlu biz olurum sağ olun. İyi bir şey yaptığını gördüğümüz düşündüğümüz insanlara küçücük bir yardımımız olsa büyük onur duyarız. Gayet tabii. Teşekkür ederim. Şeref efendim, verir. Böyle mülayim mihmanları Erdem'le Neşe Muhabbet programında böyle hoş sohbetleriyle izlemek de ayrı bir tat, ayrı bir keyif oluyor efendim hepimiz için. Peki Dursun abiye bir soru soralım. Dursun abi şarkı türkü okur musun evde? Hanımla otururken işte parka gittiğinde, gezmeye gittiğinde, arabayla herhangi bir seyahate çıktığında öyle bir hobin var mıdır? Tabii. Şarkı söylemek, türkü ben söylemek. Ben şimdi zaman zaman benim bir kızım var. Karadeniz türküleri okuyor Hülya Polat. Onu ben çok şey yapıyorum yani. O otantik böyle köyünden kalkmış gelmiş filan. Şimdi şeyden onu biraz tabii kurtarmaya çalışıyorum. Şimdi moda bir takım eğilimler var. Yani türkü söylüyorsun ama sen arasında işte biraz pop da katıver. Hmm. Arabesk de şey yap filan. O da yani mı acaba filan. Ben özellikle yani bundan. Çünkü şey çok iyi ama tabii belli bir eğitim imkanı olmamış. Hmm. Ama özünde belli şeyler taşıyan, bizim ora türkülerini de çok iyi söyleyen. Bir sanatçımız. Evet. Yani işte yeni başlamış. Yani sanatçı, o sanatçı lafını neyse hiç sokmayalım. Sanatçı adayımız diyelim. Adayınız. Ha, yani tabii söylerim. Şimdi ben söylüyorum ama ben şimdi daha ziyade işte böyle biraz da şaka olsun diye bizim Karadeniz havalarını falan şey yapacak. Kızım sevmiyor tabii o için. Sen Dursun abi türkü de söylüyorsun, şarkı da söylüyorsun, şiir de okuyorsun ama daha çok seksi şempanze ve tavşan baldırı gibi çok hoş kelimeleri, çok hoş böyle kelime dizelerini dizide kullanıyorsun. O ayrı bir tat, ayrı bir keyif. Şimdi hatta ben o şeyler benim değil ki Erdemciğim, onu söyleyeyim hemen. Elbette. Yani o laflar benim değil, senaristin ama senin arada biz de uydurduğumuz oluyor. Fakat bunlar o kadar... Şimdi ben dizileri, bak müzikten konuşuyoruz ya, şeye benzetiyorum biraz, pop müziğe benzetiyorum. Şimdi bir müzik tarzını böyle yatsımak falan gibi bir niyetim yok. Ama ben anlamıyorum o işte. Anlamadığım için de pek fazla beni ilgilendirmiyor. Ama şunu görüyorum. Diziler de pop müzik gibi kalıcılığı olmayan şeyler, çalışmalar. Sanatsal tarafları vardır tabii mutlaka bir nebze ama bunlar kullanılan, tüketilen ve atılan şeyler. Yani kağıt mendiller gibi oluyor. Günlük. Günübirlik. Çünkü bir dizi ne kadar iyi dizi olursa olsun, bizim şimdi ilk seyrettiğimiz dizilerde bir tanesi Perihan ablaydı. Onu şimdi alın bir daha oynatın kimse seyretmez. Ya aslında onda... Dallas vardı mesela. Efendim? Oynamış mıydın Dursun abi? Hayır. Perihan abi. Onda yoktunuz değil mi? O maalesef. Tiplemeler, yani maalesef... tiplemeler akılda kalıyor ama. Tarumar tipi yani evet, akılda şimdi... kalacaktır mutlaka. Evet. O biraz belki kalıyor ama şimdi şöyle bir şey oluyor tabii bizim işte. Bir tip oynuyorsunuz diyelim. Bir başka dizide bir başka tip oynamak zorunda kaldığınız vakit, müzikte de öyle midir bilmiyorum, belki öyledir. Zorluyor musun? Tabii, şimdi onu aşmak durumundasınız. Hı. Yani bir tip oynadınız, şu veya şu şekilde. Çok iyi değil bu tipler, yani böyle karikatürize tiplerdir. Kaba çizgileriyle çizilmiş, karakter değillerdir yani. Tiyatroda bir kişiliği oynadığınız vakit, onu çok çalışırsınız, incelersiniz ve ona göre oynarsınız. Yani onun şeyine bürünürsünüz. Bu burada öyle değil. Burada karikatürize edilir ve kaba çizgileriyle, zaman da zaten yoktur üzerinde çalışacak falan. Dolayısıyla bir tip çizersiniz. Onu halk beğenir. Yahut beğenmez ama beğendiği takdirde ikinci başka bir tipleme yapacağınız zaman çok dezavantajlı bir konumda oluyorsunuz. Çünkü o bir öncekini, halkın benimsediğini aşmak zorundasınız. Hı. Eğer aşamazsanız ya bunda da bir şey yokmuş. Ve başarısız olursunuz. Yani bunda da bir şey olmuşunu bırakın. Şimdi benim öyle, biz tabii ne bir tiyatroda patron değiliz bize. Tiyatroda patronlar kendi istedikleri rolleri oynarlar. Dizilerde de starlar belki onlara göre yazılır şeyler. Senaryolar. Senaryo tekstler. Onlar da onlara uygun olduğu için daha kolay bu işi yaparlar. Ama yan rollerde eğer sivrilmişseniz hasbelkader, bir başka dizide oynamaya kalktığınız vakit gene de orada size göre bir şey yazılmıyor çünkü. Orada bir tipsiz oynayacaksınızdır. Onu da
Bundan önce oynadığınızı aşacak biçimde oynamak zorundasınız. Siz de aşmışsınız zaten Dursun abi. Bu vallahi yani bunu, ben yani şimdi bunu, tevazu göstermeye kalkmayayım ki öyle bir şeyim yok. Çünkü. Halkımız bunu ama söylüyor. Bu yani benim ölçülerime göre pek önemli bir şey değil ama bundan önceki oynadığım tiplemeler tabii biraz aştık çünkü onlar artık söylenmiyor. Şimdiki şeyleri sokakta bakıkta söylüyorlar. Hangisini söylüyorlar Dursun abi? En çok bu şeyi tarmarı söylüyorlar. Bir de Kelbesat. Onu biliyorum. Şöyleydi o Dursun abi. Halbuki Kelbesat kötüydü yani esasında tipleme olarak. Ondan sonra oynadığımız mesela Yasemin Yalçın'la oynadığımız 2-3 tane kişilik. Onlar çok daha önemliydi. Yasemince. Yasemince. Evet. Mesela orada bir şey vardı. Esat Kıratlıoğlu oynamıştı. Aa, onu evet, çok tutuyordu. O da çok iyi bir tipti gerçekten. Ama işte sonra kaldırıldı onlar. Neyse onları şey yapmayalım. Şimdi işin şey tarafı bunlarda, kötü tarafları. Bir şey yapıyorsunuz tutuyor mesela. Sonra onu bakıyorsunuz kaldırıyorlar. Tutmasından dolayı bir mükafat beklemiyorsunuz ama ya aferin iyi oldu bekliyorsunuz. Abi bilakis ceza görüyorsunuz kaldırıyorlar. Peki Dursun abi bu kötü bir şey yani. Size onu da konuşuruz da bu tarumar tiplemesini dizide yaratan kimdi? Teklif kimden geldi size? Şimdi biz gene şeyde oynarken işte Yasemince'de bir bölümde ben bir işte eroin kaçakçısı bir herifi yakalanıyor sonra. Öyle bir adam oynamıştım. Şey düşürmüştüm oynarken. Yani işte şeyin babası gibi Marlon Brando'nun babadaki şeyi gibi bir adam. Nasıl olur dedi yani bu böyle bir rol. Hemen o an geliyor çünkü tekstler elinize geliyor siz oynuyorsunuz hemen 5 dakika sonra. Yani o anda düşünüp de nasıl bir karakter olsun filan o aklıma geldi. Bir de bizim genellikle işte böyle gangster filmleri biz çocukluğumuzda çok seyretmiştik. Onlardaki gibi filan ben böyle yarıyor gibi bir şey yaptım orada. Bizim Aram abin çok hoşuna gitmişti. Aram Gülüz. Aram Gülüz bizim yönetmenimiz. Evet, saygı duyduğumuz bir çok yönetmen. Çok iyi bir abimiz, iyi bir insan. O bunu beğenmişti. Sonra aldı on bir bölümdü zaten o bitti. Sonra bu başlayınca burada böyle bir adam lazım oldu. O onu düşünerek beni çağırdı işte. Ki bu oynandı daha önce bizim. Tatlı Kaşıklar da bu tipler oynandı. Orada üstlerine gangster soktular. Bilmem evet. 5-6 bölüm de oynadılar üstelik. Tutmadı nedense. Ama benim bu hoşlarına gitti insanların. Ama tabii burada bizim Kemal Kenan diye bir yazar arkadaşımız vardı. Onun işi yani yazar çok önemlidir dizilerde. Hı hı. Dizilerde yazarın çok büyük rolü var. Yani yoksa şey yazmazsa size adam gibi bir şey yazmazsa ne yapacaksınız çıkıp da yani atraksiyon yapmıyorsunuz ki orada. Yani, peki Dursun abi şey kaçıncı bölümde evet. Katıldınız siz o diziye? Hatırlıyor ben, musun? Ben 2 senedir oradayım. 3 senedir devam ediyor. Yani, ben 1 sene yoktum. Bir yani 1 sene 39 bölüm olarak kabul edersek. Ne zaman Dursun Ali Sarıoğlu o diziye katıldı? Yani bir tarumar beliriverdi Tatlı Kaçıklar'da. O dizinin ben eminim ki hem reytinginde artış oldu hem de bütün her şey tarumara kilitlendi. Yok. Öyle, hakikaten öyle. Üçüncü bir sac ayak meselesidir bu. Şimdi iki şey olmuyor. Yani iki kişi arasında entrika zor. İki kişi aynı şeyde koşuyor kulvarda. Yani bu esasında diziler starların dizisidir. Bu dizi de bizim Mehmet Ali ile Yalçın Menteş'in dizisidir esasında. Ben onlara biraz payanda oldum. Yani yardımcı oldum. Şeyi kurmakta, o hikayeyi kurmakta üçüncü bir adamın mevcudiyeti yardımcı oldu. Ama beğenildi yani. Bugün de beğenildi. Peki, bana şimdi ayrı bir dizi yapıldı mesela. Ha, onu soracağım. Şimdi siz Tatlı Kaçıklar dizisinde en çok sarf ettiğiniz kelimeler neydi hatırlıyor musun Dursun abi? En çok. Sizin bütünleştiğiniz, tarumarla bütünleşen kelimeler o dizesi. Kıza işte şey diyorum. Ne diyorsunuz Dursun? Hatırla Allah aşkına çok önemli burası. Ne sen. Şempanze işte ya o seksi şempanze. Onu dedim ben. Seksi şempanze bak, tavşan ballarını söyledim. Ondan var sonra mı öyle bir şey? Unutuyorum o kadar çok Serkan, var. Serkan söyle bak neydi? Söyle, var. söyle. Şey vardı o işin adamın. Ha neydi? Çıtır çerezci. Ha yürüyen işkembe diyor. Yürüyen işkembe. Yürüyen işkembe mi diyorsunuz? Bir de ben demiyorum canım ya öyle yazıyorlar. Öyle yazıyorlar ya da Serkan zannediyor ki Tarumar kendisi bunu hayal ediyor. Yok canım bak, ya. Bak Serkancı bunu ya ben de istiyorsun. Bir şey katıyorum arada tabii de yani. Ha şimdi tabii. Ama benim esas söylemek istediğim bak bunlar çok önemli şeyler değil tabii. Bunlar işte çerez yani. Gerçekten. Evet çerez ama güzel çerezler. Şimdi, ya güzel işte ne bileyim bunlar eğlenceli işte. İşte Dursun abi senaristin yazdığı sizinle asıl bütünleşen ve hatta bunun dizisinin çekimlerinin de bittiğini zannettiğim parça pincik ederim. Sizin şimdi bir parça pincik diye bir dizi yapılıyor. Evet. 3 bölümünü çektik. Ben yine aynı tiplemeyi oynuyorum ama kadro ayrı. Bizim o yardımcılar var. Metresim var. 2 tane hatun var. Karım var 2 tane yani. Dizi de. Evet. Evet. Filan. Da ben şey bundan yani bunun işte şey olduğunu hafif şeyler olduğunu söylemekteki amacım şu. Ben 40 yıllık tiyatrocuyum.
Yani ben 40 yılın yani yaklaşık bunun 30 yılı profesyoneldir. Ve ben komedyen değilim. Yani şeyde bu dizilerde falan komiklik yapıyoruz. Dursun abi. İstiyorlar. Çok ama bir şey söyleyeyim de ondan sonra söyleyeceğim. Şey telefon varmış da beklet, çok uzun zamandır bekledim. Bunu söyleyeyim o zaman, söyleyemem bir daha çünkü içimde kalmasın. Tamam. Yani ben şeyde tiyatroda bayağı iyi, çok az olmakla birlikte sayıları çok iyi roller oynadım. Hatta bir tanesinden şey Kadıncıklar diye bir oyundan Levent Kırca Tiyatrosu'nda en iyi oyunculuğa aday gösterdim ama şey aldı, Müşfik Enter aldı o sene. Onun çok ihtiyacı vardı, ona verdiler. Halbuki yüreklendirmek için bana verseler de iyi olurdu. Vermediler. Neyse. Ama onlar bilinmiyor. Beni üzen o. Yani gerçekten değerli şeyleri yapıyorsunuz. Onlar kalıcı olmuyor. Evet. Onun için yani bir üzüntüm o. Yoksa bu yaptığım işlerden çok memnunum. Geri daha çok para kazanıyorum. Daha çok ünleniyorum. Ne bunda, güzel o şey oluyor Dursun yani. Abi, hoş. Bunda senaristin sizin için bulduğu o güzel cümlelerin de büyük avantajı var. Mesela var o dizi. Tabii, tabii. O en çok kullandığınız cümleden sonra böyle bir dizi teklifi de aldınız. Bu arada benim sesim gitti Yaşar'cığım. Biraz sesim gidip geliyor. Teklif bizim aynı şirket yaptı yani. Bizim, aynı şirket benim mi? Şirketim. Ha, tabii, onu tabii. Bilmiyordum. Ama çok güzel. Yani Tarumar dedim mi parça pincik ederim. Ve zaten dizide çok güzel tutacağına eminim. Yok yani. Sümer Ezgün'ün Nazar Değmesin ve Dursun Ali Sarıoğlu'nun önümüzdeki günlerde herhalde ATV'de mi yayınlanacak Dursun abi bu dizi? Bilmiyorum, hayır belli Kanal değil. Kanal D'dir. Yayınlanacak olan Parça Pincik dizisi de reyting rekorları kıracak inşallah. Bunu temenni ediyoruz ve doğrusu da budur. Ve alo. Alo. Buyurun efendim. Merhabalar. Merhaba. Ben Topkapı'dan Hakan. Evet Hakan, dinliyoruz. Sor bakalım sorunu. Ben seni tanıyorum, daha önce aramıştın. Evet. Hemen evet. Sorunu alalım. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben şunu diyecektim. Tatlı Kaçıkları ben çok seviyorum. Yani seyrediyorum. Evet. Yalnız çok komikler oluyor. Onu da seviyorum. Abi ben şunu soracaktım. Tiyatroya veya diziye ne zaman başladınız? Bu tiyatroyu oynadığınız zaman neler hissediyorsunuz? Duygularınız nedir yani? Birinci soru. Kaç tane soru soracaksın Hakan? Efendim? Kaç tane soru soracaksın? 20-25 tane falan var mı? Hayır canım. İki. İki. Ha, ikiye gel. Hadi bakalım. Tamam. İkincisi de tatlı kaçıklar deyince aklınıza ne geliyor yani? Mesela siz dizide oynuyorsunuz, tatlı oluyorsunuz yani. Bunu demek istedim. Bir de oynuyoruz yani. Siz ne zaman başladınız? Bir de yaşınızı öğreneyim. Beni Medya FM'e kabul ettiğiniz için teşekkürler. İyi günler. Oldu Hakan'cığım. Hoşçakal Hakan'cığım. Ben işte, önce yaşımı söyleyeyim. Tevellüt 1936 miladi. İşte demin de söylediğim gibi Sümer Bey'e söyledim. 40 yıldır falan işte bu işi yapıyoruz. Ne zaman başladım bilmiyorum. Çok eski başladım ama şeyde başlamadı tabii. Mektepli değilim yani. Alaylı mısınız? Alaylıyız evet. Yani biz. Evet. Bizim ne çevremizde ne yanımızda yerimizde öyle bir şey imkan zaten olmadı. Her neyse. O işin ayrı bir tarafı. Oynarken işte bu bizim işimiz. Bunu oynuyoruz. Oynarken de keyifleniyoruz, eğleniyoruz biz de bu işi yaparken. Dolayısıyla bu kadar yani işte. Cevaplar bu kadar bu diyorsun. Kadar, Dursun abicim ben diyorum ki programa... Yani ne zaman dinliyoruz şimdi şeyi? 45 dakika oldu başlayalı, hep konuştuk. Hiç daha bir türkü yenemedik. İşte dinliyorum diyorum böyle işte, Türk halk müziğinin çok usta yorumcusu burada konuğumuzken hem sohbet edelim hem de onun o hoş albümden, güzel albümden, uluslararası çapta bizi temsil edeceğine inandığımız bu albümden güzel türküleri de yayınlayalım. Tamam. Ben Sümer Bey'e sormak istiyorum. Cemilem'i mi istersiniz? Hangisi olsun? Cemilem olsun. Peki, Cemilem. Yaşar. Klip türkümüzde. 5 numara Cemilem klip türküsü. Şimdi Sümer Ezgü'den Cemilem'i... Efendim? Ha, önce reklam. Tabii bu arada çok da reklam alan bir programımız ve arada verdik. Konuşabiliriz değil mi? Efendim? Bizi duymuyorlar. Yok, duymuyorlar. Ha, bu arada efendim reklamlar ardından Sümer Ezgü'den Cemilem türküsünü dinleyeceğiz. Reklamlardan ve türküden sonra aramak isterseniz canlı yayın telefon numaralarımız 0216 489 51 56 ve 57. Erdem'le Neşe-i Muhabbet devam ediyor. Evet efendim, şu anda saatlerimiz 16.55. Medya FM'de Erdem'le Neşe'yi Muhabbet programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuklarımız sevgili Tarumar adıyla maruf Dursun Ali Sarıoğlu, Tatlı Kaçıklar'daki Tarumar adıyla maruf Dursun Ali Sarıoğlu ve Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu Sümer Ezgü ile birlikte Erdem'le Neşe'yi Muhabbet devam ediyor. Fakat tabii konuklarımızın sayısında bir artış oldu tabii. Çok güzel gidiyoruz. Efendim bu arada ben hemen Sümer Bey'e bir soru daha soracağım. Sonra sevgili Dursun abiden bir şey rica edeceğim. Yoğun ilgi üzerine, bunu rica etmezsem olmayacak bugünkü programımızda. Önce Sümer Bey'le ilgili şu birkaç paragrafı okumak istiyorum. Trabzonlu bir öğretmen baba Burdur'da evlendi.
ve Sümer Ezgü dünyaya geldi. Burdur'un Bucak ilçesinde mutlu bir çocukluk döneminde Sümer Ezgü babasının görevi nedeniyle anneanne memleketi olan Yunanistan, Gümülcine'de de yaşadı ve bu yıllarda mandolin, melodika, bağlama ve nota dersleri aldı. Halk oyunlarına da başladı. Gümülcine'de ilkokullar arası resim birincisi oldu. Şimdi bunu bir sormak istiyorum. Sümer Ezgü'nün böyle bir ressamlığı da var mı? Hangi resimle birinci oldunuz efendim ve kaç yaşındaydınız o zaman? İlkokul 4. sınıftaydım. Ressamlık değil tabii bu da. Babam benim çok güzel resim yapardı. Ben de evin arka avlusunda annem çamaşır yıkarken resim yapmıştım. Onun resmini yapmıştım aslında. O dereceye girdi. Birinci oldum onunla. Ama ondan sonra hiç resim yapmadım bir daha. Ne resmiydi bu Sümer Bey? İşte annemin çamaşır yıkarken yaptığı resimdi. Annenizin çamaşır yıkarken görüntüsünü o resme yansıtmıştınız. Efendim ilkokul yaşında yani o çağlarda güzel bir şey. Peki bu alanda sonra çalışmalarınız oldu mu Sümer Bey? Hiç olmadı. Ondan sonra hiç olmadı. Belki biraz daha yaşlanır, müziği kapatır, sesi çıkmazsa. O zaman ek bir iş olarak. Ki bütün sanatçıların iki tane işi oluyor biliyorsunuz. Yani genelde birinden hayır gelmezse belli bir süre diğer işine ağırlık veriyor. Sonra öteki iş hareketlenince ona ara veriyor. Böylelikle geçirip gidiyorlar kardeş iki mesleğiyle birlikte. Peki Sümer Ezgü sonra müzik yaşantısına nasıl başladı? Kim teşvik etti? Ve eğitim düzeyi neye dayanıyor? Babam teşvik etti tabii. Babam öğretmendi. Dolayısıyla aydın bir insandı. Bu köy enstitülerinin ekolünden yetişen bir insandı babam. Ve müziğe o başlattı beni. Mandolin, melodika, sonra bağlama aldı bana. İşte kurslara gönderdi. Halk oyunlarına başladım. Hep onun teşvikiyle başlamışımdır. Sonra ben Ankara'ya geldim. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi'ni kazandım. Orada halk oyunları çalışmalar oldu. Derneklerde çalıştım. Uluslararası birçok festivale katıldık. Gerek müzik gerek halk oyunları. Ha, o festivallerde de diğer ülkelerin halk müziklerini ve oyunlarını tanıma imkanı buldum. Biraz önce dedi ya Dursun Ali abi, yani halk müzikleri bütün dünyada aynıdır diye. Gerçekten bütün yani dünyada benzerlikle. Halk anlatımı, halk tarzı anlatımı aynı. Oyunlarda da öyle, giysilerde de öyle, müziklerde de. Çok yalın, açık, hemen anlayabilirsiniz. Hiçbir abartı yoktur. Belki benim kimliğimle de bütünleşiyordu bu tarz. Onun için ben türküleri çok sevdim. Küçükten beri türküler ilgimi çekti benim. Ve 1981 yılında TRT'nin açtığı bir sınavı kazandım. Birçok eğitimden geçtik, bir sürü ara sınavlardan geçtik falan. Bir sene sonra da oh dedik, kadroya alındık. İşte ta ki 3 sene öncesine kadar TRT'de çalıştım. Bu arada yaramaz da bir kişiliğim var benim, onun için... Nasıl işte bir yaramazlık Sümer Bey bu? Onu bir öğrenebilir miyim? Yani böyle kalıbına sığmayan, şartlarına razı olmayan bir insanım ben. Asla hep özgürlükten yanayım ve sürekli üretmekten yanayım. Araştırmalar yapıyordum, işte derlemeler yapıyordum. Böyle bir takım denemeler, besteler yaptım. Yani hep o koroda, o kalıp içinde kalmaya razı olamadım. Ve son, bu arada işte programcılık, Ankara Rüzgarı ve Nazar Değmesin programlarını yaptım. Ödül aldınız bu programlarda? Birkaç tane gerek müzik gerekse programlardan ödüllerim var. Ve 3 sene önce ayrıldım TRT'den. Ama TRT beni bırakmadı. Gene TRT'ye Nazar Değmesin'i yaptım. İnşallah Nazar Değmesin devam etsin. Devam edecek tabii. Ekim'den sonra Nazar Değmesin devam edecek. Hizmet her yerde olur. Biz müziğe aşığız, türkülere sevdalıyız. Onun için hizmet her yerde olur. Yeni insanları desteklemek, yeni insanları lanse etmek, bir şey, bu işi bugüne kadar getirmiş insanları da varsayarak, onları da asla silmeden varsayarak programlar üretmek de benim hoşuma gidiyor doğrusu. Yani yorumculuğun yanında böyle bir programcılıkla gidiyor işte. Peki Sümer Bey, hatırlar mısınız biraz o TRT'de birinci olduğunuz zamanı böyle 1981 senesiydi herhalde değil mi efendim? 81 yılı TRT'yi kazandığım seneydi. Kazandınız. Evet. Onu da o kazandığınız yılda hangi türküyü okumuştunuz 1981 senesinde? Birinci olduğunuz... Denizli türküsü, Devrent Deresi'ni Duman Bürüdü. Onu okumuştum. Birinci olduğunuz türküydü. Evet. Belki de Sümer Ezgü'yü, bugünkü Sümer Ezgü'yü yapan ilk basamaktı. Belki de ona şu anki bu ufku açan ilk türküydü diyelim. Onu evet. Hatırlıyor musunuz Sümer Bey? Hatırlıyorum tabii. Söyleme şansınız olur mu bizi rica etsek şu anda? Devrent Deresi'ni Duman bürüdü, of of, tırırırım, tırırırım. Devrent deresini dumanda bürüdü, of of, yedi deve ile Musam yürüdü, yedi deveyi
Musa'm yürüdü. Musa'mın ciğeri mosmor oldu, çürüdü. Of of, ağlasın ağlasın anam ağlasın. Tülüm ayaları dudu bağlasın. Bravo! Bravo! Evet. Öncelikle şunun için bir teşekkür etmek istiyorum. Ben burada birçok 50'nin üzerinde sanatçı konuk ağırladım ve birçoğunun da böyle sizin gibi eski yıllara dayanan işte çeşitli kazandıkları ödüller olmuş. İşte radyolardan olsun, televizyonlardan olsun. Ve sizi o dönemde birinci yapan türkü veyahut da şarkı hangisi diye sorduğumda sadece ismini söylemişlerdir. Türküsünü veya şarkısını söylemelerini rica ettiğimde hatırlamıyorum, unuttum demişlerdir hep. Yani bu genelde ortak olarak bütün sanatçılarımızda bunu gördüm. Fakat siz hemen söylediniz Sümer Bey. Sanki dünmüş gibi. Çünkü iki aşamalı bir sınavdı o. Birincisinden sonra bir hocalarımızdan Erkan Sürmen'e götürdüler beni. İşte birinci sınavı kazandı, şimdi ne yapsak diye. O da bana dedi ki, ne okudun dedi birincide, devre enteresini okudun dedim. O zaman gene onu oku dedi. Onun için unutmuyorum, bir kurnazlık ama yaptık orada. Ama güzel bir şey yani ama demek ki. Ama tabii o sınav parçası, bizim de sınav parçaları vardı böyle şey, tiyatroda. Tabii onlar unutulmaz tabii. Ama tabii. Dursun abi, ben çok unutanları gördüm. Yani niye, yalan mı konuşanmışım burada? Vallahi abi, onlar çok yoğunmuş herhalde. Ne çok mu yoğunlarmış yoksa unutkanlar mıymış bilemeyeceğiz. İlk aşk gibidir yani. Çok evet. Kolay unutulmaz. Şimdi Dursun abiciğim. sizden yoğun istek üzerine şu cümleyi söylemeniz talep edildi. Ben elçiyim. Ben de improvize bir şey isteyeceksin diye korkuyordum. Şunu, tamam söylerim. Ne? Şimdi ne? Geçen bölümde miydi? Ani ölümleriyle hepimizi tarumar ettiler. Anladınız mı? Anladınız mı? Öyle miydi? Bunu çok talep var. Birçok talep var. Anladınız mı? Olmaz. Çünkü anadın mı bir deyimdir. Hani yani. Yani bu tarz insanların kullan. Ben o muhitlerde çok kaldığım için, yani bunlar benim yabancı olduğum insanlar değiller. Bu şimdi benim oynadığım tarumar tipi tam gangster değil. Biraz Alaturka bir gangster. Hı hı. Yani mafya bizden bir şey değil. Bir olay değil çünkü biliyorsunuz. Ama bizde de şimdi ona özenenler var tabii de. Ama esasında bizim mahalle kabadayısı vardır. Onların raconu da başkadır yani. Evet. Biraz da onların kendine göre bir namus anlayışları vardır. Mahallenin namusu mesela onlardan sorulur. Değil mi efendim? Falan gibi onların böyle bir devletin dolduramadığı yerleri bir etik olarak en azından doldurmak gibi bir misyonları vardır. Ama bu şimdi benim oynadığım tipin böyle bir şeyi yok. Ama anladın mı lafı bizden bir laf. Bir deyim. Onun için onun çoğulu yoktur. Anladınız mı olmaz. Anladım mı? Anladım mı? Peki onu bu cümleye söyler misiniz Dursun abi? Söyleyeyim neydi? Ani ölümleriyle hepimizi tarumar ettiler. Anladınız mı? Ha. Ani ölümleriyle bizi tarumar ettiler. Anladın mı? Aşkım. Peki Dursun abi bir şey soracağım. Dizide zaten herkes sizden korkuyor, çekiniyor. Yok canım be, korktukları yok. Korkuyorlar. Dursun abi korkuyorlar. Ve sizin bir tabancanız var. Sürekli o tabanca patlıyor da ben hiç yaradan ölen görmedim. Yani bu oyuncak bir tabanca mı yoksa? Abi hepsi ölürse kimi ne oynayacak? Tamam tamam, biliyorsunuz. Adam koltuğun arkasından. Boşla, başrol size kalır o zaman. Ama yani. Onu da istemiyorum. Bu imkanı kullanır. Adam lazım oğlum. Peki. Tabii canım oyuncak. Ya ben seyrediyorum ya diyorum bu sevgili Tarman abimiz çıkarttı tabancayı ama hiçbir şey yok yani tak 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 yine kalkıyorlar ayağa devam ediyor diyorum. Demek ki diyorum yani bu yönetmen çok seviyor diğer oyuncuları, kaybetmek istemiyor herhalde. O bir onun için bak, ikinci kuru, bir şey, kuru sıkı. Kuru sıkı tabii de. İkinci bir şey söyleyeyim yani. Buyurun. Şeyler, komedilerde genellikle yani güldürülerde gece, karanlık, kan ve öldürme genellikle kullanılmaz motif olarak. Yani bunlar güzel değildir çünkü. Mesela bir arkadaşım, isim vermeyeyim, benim çok şeyime gitti. Çok insanların kusurlarıyla ilgili bir şey yapmaya kalktı. Yani bir insanın kusuru üzerine güldürü nasıl yapılır? Adam kambur mesela diyelim. Hı hı. Onun kamburuyla ilgili yahut ayağı topal diyelim. Onun topallığıyla ilgili nasıl bir güldür? O güldürecek bir şey değil ki, o üzülünecek bir şey. Onun üzerine komedide o unsurları, insanların kusurlarını kullanmamak lazım. Yani mizahın bir kuralıdır bu. Ama bizim bazı mizahçılar bunu bilmedikleri için belki. Aslında yani yayıncılıkta da onu öğretirler yani insanların gerçekten kusurlarını. Tabii yani. Özellikle çok hassas bir konudur bu. Kusurlarını ön plana çıkarmayın, bunu kullanmayın espri olarak.
Tabii özellikle ondan öğretirler. Daha sonra insan vardır seyirci. Tabii. Yani adamın körlüğüyle siz şimdi alay ediyorsanız ya da onu kullanan öbür başka bir adam bir gözünü şeyse kızar size. Tabii. Ya belli meslek mensupları var. Siz bizim mesleğe ne demek istiyorsunuz yani falan diye ortaya çıkıyorsunuz. Anladın mı? Anladın mı? Şey diyorsun mesela, diyorsunuz ki mesela türkücüler bilmem nedir dediniz. Şimdi. Türkücünün biri ne? Diyelim sizin mesleğiniz olsun. Bir kötü, kem bir şey söylediniz. Ne demek yani şimdi türkücüler böyle midir demek istiyorsunuz? Anladın ya mı? Yok aracı, bu özel bir şey yani. Bu adam böyledir. Neyse. Peki ne zaman? Türkücülerden çıkmaz neyse. Peki Dursun abi bir şey soracağım. Ne zaman dizide şarkı söylemeye başlayacaksın, çok merak ediyorum. Var mı öyle bir şey? Ya benim öyle bir iddiam da yok, şeyim de yok. Ama benim sesim fena değil. Yani idi. Ama kulağım çok zayıf. Kulağım zayıf oldu. Ben müzikli oyunlarda oynadım. Ama bizim müzik yapan arkadaşlar der ki ya kardeşim yani 5 defa bu adamlara 5 defa da öğrettiğimiz şeyi 25 defa da sana öğretemiyoruz. Bir de sesin fazla öne çıkıyor. Dolayısıyla da senin iyi öğrenmiş olman lazım ki orada şeyi bozmayasın. Onun için yani o konularda bir şeyim yok ama kendi kendime söylediğim oluyor. Burada söyleyemem ama. Burada peki şey bir şey o zaman Dursun abi, ben öğrenmek istiyorum. Bütün kamuoyu da bunu çok merak ediyor. Gerçi bu kelimeyi, bu cümleyi az önce konuşmuştuk böyle espri olsun diye laf arasında yani geçmişti. Siz de birkaç kez tekrar spagetti yapıyor mu diye ise yok, yok abi ben çok merak ediyorum. Kamuoyumuz böyle şeyleri çok merak ediyor. Ben çok merak ediyorum. Bunun anlamını, açıklamasını sizden duymak istiyorum. Dursun abi, seksi şempanze ne demektir? Yani şempanze bir maymun türüdür biliyorsunuz. Evet. Bunların bazıları seksi olur. Nasıl oluyor be Dursun abi? Vallahi onun nasıl olduğunu bilmiyorum işte. O bir Allah vergisi galiba. Yürüyüşünden falan. Duruşundan... Çok mu gülüyor? Çok mu gülüyor? Nasıl? Hayır, gülmekle ilgisi yok canım. Hani güler, seksi gülmeler vardır Dursun abicim. Gülmeler de vardır ama bu duruş itibariyle. Duruş itibariyle. Al benisi var. Sanatçı duruşu varmış ya diyorlar. Ha, evet, A takımında konuşulmuştu. Şu anda Dursun abi de çok hoş bir sanatçı duruşu görüyoruz. Keşke bak, burası bak, bir televizyon yani, olsaydı da bunu dinleyicilerimiz, seyircilerimiz de görseydi. Yani öyle mi açıklıyorsunuz onu? Yok, bir şey açıklamıyorum yani öyle seksi olur ya, insanların da seksi olanı olmayanı vardır mesela. Mesela kel olanların seksi olduğunu söylenir. Bir de şu var Dursun abi, çat çat çat, çat çat çat, yaşasın kötülük. Biz bunu okulda yapardık. Yaşasın kötülük mesela, sonra şey Yonca Evci mi konuştu, şarkı yaptı biliyorsunuz değil mi? Evet sizden gördüm. Halbuki evet. Bizim dediğim benim değil tabii, o Kandemir Kondu'nun bir şeysiydi. Biz Kandemir'le ilk sınava birlikte girdik, Kandemir Kondu'yla. Ve o işi sürdüren ikimiz kaldık. O yazar olarak kaldı, ben oyuncu olarak kaldım. Ve onun dışında da 20 kişi daha vardı, hiçbiri yapmadı bu işi. Demek ki laf olsun diye girmişler. Yani o sınav demiştiniz ya siz Sümer Bey. Biz de yani o sınav şey heyecanlarını yaşadık yani. Yaşadık, hepimiz de yaşadık. Mektepte yaşamadık ama dışarıda da bizim dönemimizde. Hayat bir sınav Dursun abi. Hayat zaten bir sınav. Giremiyordu şimdi. Bir hanım kızımız da mesela en azından işte şeye giriyor. O bir okul arası. Ne o şeyin ne olduğunu öğrenebilir miyiz? Pardon yani Müjdat Gezen. Müjdat Gezen sanat merkezi. Evet. Müjdat Gezen sanat merkezi belki de yani onlara şimdi kötüleme gibi olmasın ama konservatuarlardan geri değildir yani mutlaka. Ben çünkü iç yüzünü biliyorum kısmen. Dolayısıyla o da orada ne yapıyor? Bugün hala ben de oyuncu değilim diyor hatta. Tevazu göstermiyor, gerçeği söylüyor. Tabii ki orayı bitirecek, sonra gidecek, pratik yapacak. Ondan sonra oynayacak belli oyunlarda, beğenilecek. Kolay değil ki bu iş yani, hemen ben şey oldum. Hemen oynayayım bir dizide bir başrol kapayım falan türkü, yani olmuyor. Ben de türkü söylerim ama yani Sümer Bey'in yanaşan haddimize mi düşmüş söyleyeyim. Ha o da ilk başladığı zaman herhalde böyle değildi tabii. Hep bu uzun yılların yani. Peki. Hem yeteneğiniz hem büyük uğraşlar falan elde edilen bir şey bu. Peki Dursun abi, her siz şey türkü gibi söylemem diyorsunuz. Söylerim. Hele Türk halk müziğinin usta bir yorumcusu Sümer Özgü varken benim haddime düşmez diyorsun. Ben size ısrar etsem, ya abi söyleyeceksin desem ve sizi kızdırsam bana ne söylersiniz Dursun abi? Allah iyiliğini versin. Ne diyeyim yani? O kadarcık mı? Ya o bunu bu güzel olmuyor. Yani böyle ısrarla, zorla falan bir şey söylesin. Ne olacak yani söylesem? Türkü olmayacak. Yok o açıdan değil mesela. Taklidi olacak ya. Şarkı taklidi olacak. Yani belki söylerim ama çok çalışmam falan lazım yani. Mesela bana bir şey diyebilir misin? Bir şey daha öğrendim. Bak şey Erdemciğim, bir şey onu da söyleyeyim. Buyurun Dursun abi. Bu tür işlerde, sanatsal işler, diğer işler için de söz konusudur. Mesela konuşma, adam çıkıyorsun bakıyor bir sürü laf ediyor mesela. Ağzına çıkanı kulağa duymuyor. Ne dediği belli değil. Sorsan ne dedi kimse de bir şey anlamıyor mesela. Şimdi ben şöyle bir şey öğrendim. Ben de çünkü aynı şeyleri yaptım gençliğimde. Bir şey yapacaksanız eğer, bir şey söyleyeceğiniz laf var ise konuşun. Yahut bir şey, bir gösteri olarak bir şiir okuyacaksınız diyelim değil mi? Her örneğin şiir okursan çok kolaymış gibi. Türküyü de öyle aldılar. Hayır. Şiir okumak da türkü okumak kadar, şarkı söylemek kadar zor bir iştir. Çalışılması gerekir. Oturup çalışacaksınız. Tamam, hatta sizi izleyecek birileri, bilenler, anlayanlar. Tamam diyecek, ondan sonra çıkacaksınız insan önüne.
Yoksa öyle selleme selam yapılacak iş değil bunlar yani. Ciddiye almak gerekiyor. Yani bu konuşma içinde biz şimdi burada konuşuyoruz ama bizimkisi bir sohbet yani herhangi bir iddia taşımadığı için. Belki çok anlamlı olmuyor, yani mantıklı olmuyor ama yani ben şimdi bir eğer türkü söylersem o türküyü bilip söylemek isterim. Evet. Yani Sümer Bey, Sümer'cim şu bana şunu çalıştırsana şöyle mi? Sen bir söylesene bakayım birkaç defa dinleyeyim derim mesela. Ondan sonra güvenirsem kendime o an biraz belki söylerim. Yoksa olmaz abi yani. Şimdi şöyle yaparız. Biz Dursun Ali abiyle çalışırız. Türkiye yani bir başka zaman, bizim programda söyleriz. Biz şimdi şeyin yaptığı bir koro vardı Ruhi Sun'un. Evet. Onun korosunda biz tiyatrodayken yani bizim ben Dostlar Tiyatrosu'nda Genco Erkal'la 7-8 sene birlikte çalıştık. Orada bizim tiyatronun bünyesinde bir koro oluşturmuştuk. O orada söylüyorduk ama beraber söyledik tabii. Yani türkü tabii ki söyleriz, söylemez miyiz yani ama güzel söylemek var abi yani. Peki Dursun abi. Buyurun. Şimdi şöyle bir güzellik yapacağım, sonra Sümer Bey'e de biraz birkaç sormam gereken hususlar var. Evet, ama ondan önce bir geçiş yapmak adına ve siz az önce şiirden bahsetmiştiniz değil mi efendim? Evet. Şimdi o zaman hazır şiirden bahsetmişken benim de aklıma geldi. Allah kısmet ederse, ölmez sağ kalırsam. Aralık ayı sonunda bir şiir kasetim çıkacak Dursun abi. Çok söylememiştim herhalde. Ne Sümer Bey'in haberi var, ne Süleyman harika abiye söyledim bilmiyorum. Dursun abi sizin de haberiniz yok. İnşallah bir terslik olmazsa Aralık sonunda bir kasetimiz çıkacak. Şiir kaseti. Orhan Şener'e çok teşekkür ediyorum. Kendisinin büyük emeği var bu kasette. Yani böyle bir kasetimiz Müzik Market Ajans'tan bahsetmiştik az önce. Sümer Ezgü, Ezgü Ajans'ta bir ortağıyla birlikte çalışıyor. İstanbul Burdurlular Dernek Başkanı Sayın Süleyman Çakır'la bu ajansta ortak. Beraber çalışıyorlar, her işe beraber koşturuyorlar. Ve hakikaten de yoğun bir çalışma, yoğun bir tempo söz konusu. Ve Ezgü Ajans, yeni bir ajans olmasına rağmen daha şimdiden birçok yol kat etti, birçok hayırlı işlere imza attı diye düşünüyorum. Ve bunun da devamının gelmesini temenni ediyorum. Şuradan hemen 1995 yılında, biraz bir ödüllere değinelim değil mi? Sümer bir ajanstan falan bahsettik. 1995 yılında TRT televizyonuna hazırladığınız, ki onun az önce ödül aldığınızı falan söylemiştim ama bir daha bir değinelim bu konuya. Ankara televizyonuna hazırlanan Ankara Rüzgarı isimli programda Magazin Gazetecileri Derneği'nin tüm kanalların en iyi müzik eğlence programı ödülünü aldınız 1995 yılında. Devam geliyor. Motif dergisinin 1998 Halk Müziği Teşvik Ödülünü aldınız. Sonra hazırlayıp sunduğunuz türkü programı Nazar Değmesin ile yine İstanbul Milli Eğitim Vakfı'nın 1999 program ödülünü aldınız. Efendim sonra 1997 yılında TRT'den ayrıldınız ve Ezgü Ajans kuruldu. Ayrıca siz az önce söylemiştiniz ama ben bir daha tekrar etmek adına, sizi daha iyi yakından tanıtmak adına halkınıza, daha önce Duygu Müzik'ten çıkardığınız Esen Yerler ve Yaban Gülü albümleri ve ASM'den çıkan Sümer Ezgü 97 albümlerinden sonra şimdi de işte Haziran 1998'de kendi ajansınızı kurduktan sonra ilk yapımınız olan Bir Sevda'da Türküler ismini verdiğiniz albümünüz piyasaya çıktı. Ayrıca bir de şurasını tekrar söylemek istiyorum. Buna da değinmiştim ama nasıl olsa biraz sonra bu türküyü dinleyeceğimiz için aynı konuya bir daha bir parmak basalım. Albümde Bir Karabük konseri öncesinde sahne arkasında orkestra arkadaşları ile doğaçlama çıkan ve Sümer Ezgü'nün daha sonra söz yazdığı Sevdan isimli çalışma albüme farklı bir renk kattı ve bildiğim kadarıyla Sevdan isimli Türkiye'de bir klip düşünülüyor. Kamuoyu yoklamasında istek alan türkülerden bir tanesi, dinleyeceğiz. Şimdi, telefon varmış herhalde. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Bu reklam varmış. Türkü değil. Şimdi benim türkü dışında da bazı çalışmalarım oldu. Bundan önceki albümde mesela önceki albümde Yaban Gülü vardı. Gene Yunus'la ilgili bir beste yapmıştım. Sitem isminde sanatçıya Sitem, sanatçıların daha iyi şeyler yapması gerektiğini düşünerek sanatçıya Sitem gibi bir beste yapmıştım. Yani türkü dışında bazı çalışmalarım da oluyor. Bu çalışmalarım arabesk tarz değil. Ama benim kafamdaki bir müzik tarzı, benim kimliğimle bütünleşen bir tarz bu. Yani türkü değil, bunu iyi koymak lazım. Sevdan için mi? Evet, türkü kasetinin içinde bir tane nazar boncuğu diyorum ben buna. Türkü dışında bir çalışma bu. Ama peki tarzı ne oluyor Sümer Bey? Özgün yani, özgün. Benim kafamdaki bir müzik, özgün bir çalışma. Ama üslup olarak, bana has yorum bir çalışma. Yine bir türkü tadı insanda oluşuyor, hissediyorsunuz, öyle bir tad alıyorsunuz yine. Benim yaptığım sonuçta yine mutlaka toprak kokması lazım. Çünkü yetiştiğimiz ortam, aldığımız eğitim bu yönde olduğuna göre. Ama türkü değil yani, bunu doğru, doğru koymak lazım. Bunu belirtelim. Tabii. Ayrıca Sümer Ezgün'ün derleyip yorumladığı türküler arasında İlvanlım ve Bedirik en popüler olanlarıdır. İlvanlım türküsü sizinle efendim değil mi? Meşhur oldu. Bu türkü halka, evet, halk tarafından benimsendi ve sizden sonra birçok sanatçı bu türküyü okudu. Ama
İlk göz ağrısı bu türkünün Sümer ezgüydü. Şimdi biz reklamlara gireceğiz, reklamları dinleyeceğiz. Ben Sümer Bey'e sormak istiyorum. İlvan Hanım'ı sizden mutlaka dinleriz. Yani hazır böyle derleyen kişi sizsiniz. İlk kez halkımıza duyuran bu türkü sizsiniz. Şimdi mi söylemek istersiniz, reklamlardan sonra mı? Reklamlardan sonra. Peki tabii, ben tahmin ettim öyle olacağını. O zaman sevgili dinleyiciler, Dursun abi lütfen bu fıkra anlatayım bir tane, bir dinleyelim sonra reklamlara geçelim. Bir de biliyorsunuz zaman zaman Erdem ve Neşe Muhabbet programında böyle fıkra aralarımız oluyor. Bakalım beğenecek misiniz? Bu fıkrayı ben Dursun abiye ithaf etmek istiyorum. Mutlaka mesajı anlayacaksın. Temel bir markete girer. Birden bir ses duyar. Kaç Temel, kaç! Marketten çıkar, bomba patlar. Aynı sesi gece yatakta duyar. Fırlar dışarı, deprem olur, bina çöker. Buna benzer birkaç olay daha olur. Sen kimsin diye sorar başını göğe kaldırıp. Ben senin koruyucu meleğinim diye cevap gelir. Peyanım koruyucu meleğim dunda. Evleneyken tehlikeyi niye haber vermedin diye yakınır Temel. 15-18 arası Erdem'le Neşe'yi muhabbete bekliyor. Bizden söylemesi. Evet efendim, Medya FM'de Erdem'le Neşe'yi Muhabbet programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanatçı konuklarımız Dursun Ali Sarıoğlu ve Sümer Ezgü ile birlikte. Dursun abi diyor, beni ne zaman azat edeceksin diyor. Ha ya, dedik Türkiye'nin en samimi programındayız şu anda. Açık ediyorsun bak. Açık ederim ben. O daha Dursun abicim, biz gece 12'ye kadar... Madem şimdi böyle şey lafa gidi, ben bir şey sorayım. Buyur. Sümer Bey. Bu Ezgü'nün Ezgi ile bir ilgisi var mı? Hiç yok. Yok. Ezgü aslında Kafkas, yani Orta Asya kökenli bir soy isim. He. Bunu ben de babama sordum. Ona da edebiyat öğretmeni sormuş o zaman ne demektir diye. Babam da bilemeyince demiş ki Ezgü, Edgü, Egü, Eyü, Eyi, İyi biçimine Edgü gelmiş. Duydum. İyi demek yani. Tamam. Orta Asya kökenli bir soy isim. Tamam. Peki olur, şimdi Dursun abicim, onu öğrendin. Ben de hiç unutmadan geliyoruz Sümer Ezgü'nün derleyip yorumladığı ve meşhur ettiği belki de klasikler arasına girmeye çoktan girmeyi hak etmiş bir Türkiye İlvanlı'ma. Tam diyecektim ki Sümer Bey çok şanslısınız çünkü siz belki de söylememekten yanasınız. Ta o Türkiye atılacaksınız, yorumlayacaksınız. Çok güzel bir Türkiye yani. Bir telefonumuz varmış, telefondan sonraya kaldı. Tamam. Reklamlardan sonraydı, şimdi telefondan sonraya kaldı. Alo. Tamam. Alo. Buyurun efendim. İyi yayınlar efendim. Sağ olunuz. Dursun Bey'e ve arkadaşına hoş geldin diyorum. Sümer Ezgü efendim. Evet, Dursun Bey'e ve Sümer Ezgü Bey'e hoş geldin diyorum. Sağ olun, hoş bulduk. Tanıyalım efendim, sizi tanıyalım. Efendim, Abdülvahit Tanç. Efendim? Abdülvahit Tanç. Abdülvahit Bey. Abdülvahit Tanç, evet. Nereden arıyorsunuz efendim? Göztepe, Ünalan. Ünalan'dan. Buyurun efendim, sanatçılarım sizi dinliyor. Efendim, kendilerine hoş geldin diyorum. Teşekkürler. Haftada bir sefer olsun zevkle bizi güldürebiliyor. Hayatımda hiç gülmedim. Vallahi onun kında gülüyoruz yani. Sağ olun. Yani gerçekten şöyle diyeyim, filmin zannediyorum %50'si onun üzerinde gülüyor. Eyvah, eyvah. Onun için zevkle izliyoruz ve Dursun abi hakikaten... sesiyle, yani yan yana değilsek bile şu anda misafir kabul ediyorum yani yazıhanemde onu şimdi. Peki şu anda Dursun Ali Sarıoğlu sizi dinliyor, yani tavrım var. Ve dizisini zevkle izlediğini söylüyorsunuz. Şu anda telefonda onunla konuşma şansına nail oldunuz. Evet. Ne sormak istiyorsunuz? Mutlaka çok önemli bir sorunuz olsa gerek. Bir gün şimdi, karşılaşsam ne sorardın derdiniz acaba öncesinde? Şimdi çok enteresan anında kelimeler söylüyor yani kişilere, davranışına göre anında bir... Hani gezen işkembe bilmem şey falan. Tavşan baldırı. Anladın mı? Çok falan. Enteresan şeyler söylüyor. Evet. İnanır mısın, o anda güldürüyor. Herkesi güldürüyor yani. Yine onun güzel. İçin saygıdeğer bir sanatçımız. Ne bileyim, çok hoşumuza gidiyor Dursun Bey'in rolü. Efendim ve çok Dursun teşekkürler ediyorum. Abdülvahit Bey. Efendim. Bizim zamanımızda efendim Abdülvahit Turan diye şey, karamele vardı. Duydunuz mu? Siz kaç yaşındasınız? Şu anda... 60. Yok, şu anda 58'e gireceğiz 18 gün sonra. O zaman bilirsiniz. Karadenizli misiniz? Yok. Evet. Ya ben anladım konuşmanızı. Nerelisiniz? Ordu. Ordulusunuz. Ben de Rizeliyim, hemşeriyiz. Efendim teşekkür ediyorum ilginiz için. Sağ olun. Oldu efendim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Pardon, alo. Senin de mutlu olmanı dileriz. Seninle beraber. Sağ olun efendim. Efendim, Sümer Bey'e de mutlaka sorunuz olsa gerek. Şimdi de, tabii şimdi hepsine aynı soruyu yöneltiyoruz aslında. Ve aynı soru sormadığımız gibi hepsine bir hoş geldin diyor. Siz hoş geldin demek için aramıştın. Evet. Yayınlarında izliyoruz zaten. Peki efendim, teşekkür çok teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler.
Evet efendim, şimdi dediğimiz gibi ben programın başında da söyledim. Tarumar o diziyi götüren şu anda yegane isim. Diğer sanatçılarımızın da çok büyük katkısı, çok büyük emeği var ama Tarumar'ın bize yaşattığı keyif, verdiği haz bambaşka. Her zaman için bu dizinin devamının çokça gelmesini temenni ediyoruz. Yeni yeni birçok yayın dönemlerinde bu diziyi izlemek istiyoruz. Sizin yeni dizinizi de bu arada hangi kanalda olacağını bilmiyorum. İzlemek istiyoruz şimdi Parça Pinciği. Tatlı Kaçıklar için 40 bölümlük bir sözleşme imzaladık. Yani 40 bölüm daha, bir yıl, bir sezon daha devam edecek bir kere. Evet. Ondan sonra artık kim öle kim kala bilmiyoruz tabii. Ne olur? Dursun abicim, bir telefonumuz varmış. Alo. Alo. Dinleyicilerimiz yeni yeni açılmaya başladılar. Tabii bu programın alo konsantrasyonu arttı. Buyurun efendim. Erdem Bey, hayırlı günler. Hayırlı günler size de. Buyurunuz. Alo. Alo. Efendim, dinliyoruz. Ben değerli konuklarımızdan önce... Fatsalı Fahrettin misiniz efendim? Efendim, evet evet. Tamam, biliyorum. Ordunun derelerini istersiniz siz zaten. Hayır, hiçbir şey istemiyorum. Sağlığınızı istiyorum. Peki, biz de efendim. Buyurunuz. Sayın Fasılı Fahrettin, Dursun Ali Sarıoğlu ve Sümer Ezgü, evet sizi dinliyor. Sümer Ezgü Bey'e hoş geldin diyorum Medya Efendi'de. Gerçekten onun güzel eski türküleri var. Bak, dinliyor biz, musun? Tamam. Güzel türkülerini dinliyoruz, yerli televizyonda falan onu seyrediyoruz, imkanımız oluyor. Sonra Tarman'ı canlandıran değerli arkadaşımız Dursun Ali Sarıoğlu. Evet, o da zaten onun o programı, o filmleri, dizileri. Yani nasıl onu o şekilde yapabiliyorlar? Yani insanları gerçekten çok güzel güldürmesini biliyorlar. Fahrettin Bey. Efendim. Şu anda kaç kişi var orada? Şu anda 3 kişi. Peki o zaman madem Tatlı Kaçıkları zevkle izliyorsunuz, Tarumar'a ayrı bir hayranlık diyorsunuz ki ilk başta zaten telefon açar açmaz Sümer Ezgü'den bahsettiniz, zevkle dinlediğinizi söylediniz. Evet. Sizden şunu rica ediyorum. 3 kişisiniz. Sayın Fatsalı Fahrettin, sen de dahil olmak üzere. Sümer Ezgü, Sümer Ezgü diye bağırır mısın? Nız. Hadi. Nasıl? Sümer Ezgü, Sümer Ezgü diye bağırın. Sümer hadi. Ezgü. Sümer Ezgü, Sümer Ezgü, oley! Bravo. Bravo. Ama bu tek bir ses geldi efendim oradan. 3 kişi değil miydiniz? Evet, ben tek bağırdım. Diğerleri nerede? Duyamadılar onlar. Diğerleri şöyle, onlar şu anda yemek yedikleri. Anladım. Peki, o zaman afiyet olsun diyoruz. Bir de o zaman şimdi Tarumar demeyin mi? Dursun Ali Sarıoğlu, Dursun Ali Sarıoğlu. Dinleyelim bir de. Uzun. Hayır, o söylesin. Bak, Fasıl Fahrettin yeteneklidir bu konuda. Hadi. Erdem Bey. Efendim. Ya bu... Sanki yani Dursun Ali Sarıoğlu sanki maçta futbol oynamış gibi yani onu şimdi... Şey çok mu uzun geldi, çok mu uzun geldi? Uzun o ama. Çok mu uzun? O zaman Tarumar diyiver hadi. Hadi. Tarumar buraya, yumruk olaya! Bak, Fahsalı Fahrettin işi biliyor hakikaten. Abi Fahrettin, sağ ol Fahrettin. Peki Fahrettin Bey, perdeler ne oldu efendim, perdeler? Şimdi ya, Erdem Bey, ya. Biliyorsun... ben önce buradan senin programında bu afattaki ölen tüm kardeşlerimize, abilerimize, annemize, babalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ve bu yaralı olanlara Allah'tan acil şifalar diliyorum ben önce. Şimdi bu perde olayında sizin bu istediğiniz gibi yazı olmuyor. Evet. Bu şekilde bu kaldı. Kaldı. Ne herhangi zaman? Bir, herhangi bir şey olmadı yani. Anladım. Peki o zaman hazırlayınca arayacaksınız. Fahsalı Fahrettin Bey. Tabii. Peki, Erdem Bey. Efendim? Şimdi ben şöyle diyeyim. Benim kızımın şimdi doğum günü. Doğum günü. Evet. Bu doğum günü kutlu olsun. İlgili sizlerden bir şarkı. Türkü. Sümer Ezgü Bey'den bir türkü istiyorum. Canlı mı, albümden mi? Canlı istiyorum. Peki bakın, bir şey ben söyleyeyim size Fahrettin Bey. Şimdi ben biliyorsunuz İlvan'ın türküsünü derleyen, yorumlayan, bize tanıtan Sümer Ezgü'dür. Evet. Onu zaten söyleyecek şimdi, rica ettik, bizi kırmayacak. Evet. Onu sizin kızınıza da armağan edelim. Evet, ben isminiz vereyim. Seda, Fatsalı Seda Kemeç. Benim okay, kızım. Okey, okey. İsmi herkes duydu. Fatsalı evet. Seda Kemeç, değil mi? Evet, Kemeç. Kemeç. Evet. Doğum günü kutlu olsun. Kaç yaşına bastı Fahrettin Bey? 6 yaşına. 6 yaşına. Allah izin verirse anaokuluna başlayacak yarın. Ne kadar güzel, hayırlı olsun. Sağ ol, Allah razı olun. Ben Sümer Ezgü Bey'e, değerli arkadaşımıza, Sümer Ezgü Bey'e çalışmalarında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Nice yeni türküler çıkarmasını arzu ediyorum. Peki Fahrettin Bey, Sümer Ezgü'nün son albümünü aldınız mı? Hayır, daha almadım. Bakınız efendim, Sümer Ezgü'nün albümü Ezgü Ajans'tan çıktı. Dağıtımı da Müyada'dan yapıldı. Bütün müzik marketlerde alın ve bu değerli bir albümü de arşivinizde bulundurun. Tamam. Oldu mu Fahrettin Bey? Oldu. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Programımıza başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Diğer türkümü de bekliyorum. Tamam, gelecek hemen şimdi. Tamam, sağ ol. Tamam. İyi günler. Evet, şimdi Sümer Bey'den... Seda'ydı galiba, değil mi? Seda doğru. Kemeç dedi Fahrettin Bey. Kemeç. Fatsalı. Fatsalı Seda'nın doğum gününe. Evet. Peki. Kayayı gırcı tuttu İlvanlım, 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 aman aman. Dibini burcu tuttu da Alfistanlım, Gaytanlım. Dibini burcu tuttu da Alfistanlım, Gaytanlım.
Biz de bir yar sevmeyle İlvanlım, İlvanlım, İlvanlım aman aman. Köy bir sancı tuttu da Afistanlım kaytanlım. Köy bir sancı tuttu da Afistanlım kaytanlım. Bravo! Erdemleniş iyi muhabbet. Evet efendim. Şimdi Sümer Bey, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizi kırmayıp bu derlediğiniz, artık klasikler arasına girmiş bu türküyü bize canlı söylediğiniz için. Güzel. Bunu Fatsalı Fahrettin'in kızı, 6 yaşına basan Seda Kemençe, Kemençti herhalde, unutmadıysak, armağan ettik. Ona gönderdik ve bütün bu türküyü seven herkese. Bahtı şimdi, açık olsun Seda. Bahtı açık olsun. Nice doğum günlerine. Şimdi sıra albüme geldi. Evet. Hem de Sevdana geldi, Sevdana. Yani Sümer Ezgün'ün albümünde, CD'de. Efendime söyleyeyim 8 numarada yer alıyor. O hoş türküyü efendim Karabük konseri öncesinde sahne arkasında orkestra arkadaşları ile doğaçlama çıkan ve Sümer Özgün'ün daha sonra söz yazdığı Sevdan isimli çalışmayı şimdi Sümer Özgün'den dinliyoruz. Erdem ve Neşe'yi muhabbet devam ediyor. Hasretinle geçmeyen bu aylardan sonra, özleminle dinmeyen bu yaşlardan sonra, hazan mevsiminde dolan gözlerimde, yalan sözlerimde yine sen vardın. Hazan mevsiminde donan gözlerimde, yalan sözlerimde yine sen vardın. Sevdan yaktı yüreğimi, sevdan yıktı dileğimi, sevdan büktü bileğimi, sevdan böyle mi olacaktı? Neyse sevdan yaktı yüreğimi, sevdan yıktı dileğimi, sevdan büktü bileğimi, sevdan böyle mi olacaktı? Hani daldan yaprağını sıyırırsın ya, hani yüreğine hançer batırırsın ya, hazan mevsiminde dolan gözlerinde, yalan sözlerinde yine sen vardın. Hazan mevsiminde dolan gözlerinde,
yalan sözlerimde yine sen vardın. Sevdan yaktı yüreğimi, sevdan yıktı dileğimi, sevdan büktü bileğimi, sevdan böyle mi olacaktı? Sevdan yaktı yüreğimi, sevdan yıktı bileğimi, sevdan büktü bileğimi, sevdan böyle mi olacaktı? Neşeyi muhabbet, dinlemeden karar verilemeyecek tek program. Erdem Gençtürk sizleri her pazar 15-18 arası Erdem'le Neşeyi muhabbete bekliyor. Bizden söylemesi. Evet efendim, Medya FM'de Erdem'le Neşe'yi Muhabbet programına kaldığımız yerden sanatçı konuklarımız Dursun Ali Sarıoğlu ve Sümer Ezgü ile birlikte devam ediyoruz. Çok hoş, çok keyifli bir program. Biz burada eğleniyoruz. Biz burada şu anda keyfimiz, huzurumuz, eğlencemiz yerinde. İnşallah sizin de orada aynı şekildedir diyorum ve hemen sohbetimize geçiyorum ve Sümer Bey'den bu sefer devam ediyoruz. Sümer Bey, benim elimde de güzel bilgiler var. Buradan zaman zaman yararlanmaya da çalışıyorum. Yine bu albümle ilgili birkaç bilgi aktarayım. Kayıtların bir bölümü Ankara'da Stüdyo Ode'de gerçekleşti ve burada Kabak Kemane'de İhsan Mendeş, isimleri de anmakta fayda var. Sipsi'de ki bunun üzerine de çok konuşmuştuk demin değil mi Dursun abi, sen de katılmıştın anda sohbete. Evet. Sipsi'de Ferhat Erdem efendim. Bu var. Evet. Şöyle döndüreyim ki ses Dursun abi. Ferhat Erdem. Evet. Şey mi Sümer Bey, bir şey deyimiyle mahalli bir sanatçı mı? Dirmil'den yetişti. Mahalli aslında ama Ankara Radyosu'nda çalışıyor şu an Ferhat. Tamam, tabii tabii. Tamam. Ama o bölgeyi çok iyi bilen bir arkadaş. Bilen ama tamam, yani o orayı aşmış yani. Tabii, artık, tabii, tabii. Ve Zurna'da Adil Çelebi imzalarını attılar. Bir Sevdadır Türküler albümünde Sümer Ezgü'den, Ege'den diyelim. Sümer Ezgü Ege türküleri çünkü ile dolu bir albüm bu. İsimlerini de bir şöyle bir analım saygıyla. Hepsi sevgiyle. Hepsi Ege türküsü değil ama 6 tane Ağabeyden. Ege türküsü var bunda. Mesela Asmam Çardak'tan. Harmandalı Zeybe'yi, İzmir'in Kavakları, Cemilem dinledik, İki Keklik, Bodrum Hakimi, Arslan Mustafa'm, Bağdı Sabah, Dağlar Kızı Reyhan. Çok hoş, bilinen bir türkü. Çok. Biraz sonra değil mi Sümer Bey, bunu mu dinleriz? Mesela şimdi Bodrum Hakimi, Hakim, ben onu söyleyeyim, ben bu filmi de çekildi bunun, Türkan Şoray oynadı.
Bodrum Hakimi isimli bir film vardı. Bodrum'un ilk kadın hakimidir Mefaret Hanım. Mefaret Hanım, evet. Aşk uğruna intihar eden ve Bodrumluların çok sevdiği bir insan. Bodrumlular arkasından ona bir türkü yakıyorlar. Bodrum Hakimi türküsü odur. Filmi onu dinleriz o zaman. Onu da dinleriz. Az sonra onu dinleriz. Tabii. Ve Abdullah Nail Bayşu imzalı Düğün Halayını da yorumladı. Bu da var albümde. Fakat öncesinde de bir telefonumuz varmış. Arkadaşım öyle işaret etti. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi günler. Tanıyabilir miyiz? Ben Dudullu'dan Emine Hanım. Tamam. Hatırladım. Tekstilcide çalışıyorsunuz değil mi efendim? Efendim? Tekstilde çalışıyordunuz, tekstil fabrikasında. Tekstilde ama maalesef mazide kaldı. Ha, ayrıldınız. Mazide kaldı. Anladım. Peki evet. Emine Hanım, Dudullu'dan arıyorsunuz. Evet. Zaman zaman ben buradan sanatçılarımıza söyleyeyim. Emine Hanım arar programlarımızı. Dinleyelim Emine Hanım, sorularınızı alalım. Hatırlatmamızı yaptık sizinle ilgili. Sorum yok ama Sümer Özgü'yü ezelden beri dinliyoruz. Çok beğendiğimiz bir sanatçı. Ezelden beri dinliyorsunuz. Teşekkür ederim. Evet. Ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım diyor. Değil mi efendim İstiklal Marşı'nda? Ya çok sevdiğimiz bir sanatçıdır. Sağ olun, ya teşekkür beğenerek ederim. İzleriz, dinleriz. Çok teşekkür ederim. Eksik o zaman yani. Sorunuz da vardır tamam. Emine Hanım. Ne sorum olabilir Ezelden ki? Beridir dinlediğiniz Sümer Ezgül'e işte bugün bu programda Erdem ve Neşe'yi Muhabbet programında telefon aracılığıyla da olsa böyle bir konuşma fırsatı evet. yakaladınız. Ne sorardınız? Vallahi hiç bilemiyorum. Vatan ya. Millet adına hayırlı olsun. Karadenizli sorun. Galiba Emine Hanım. Şu an hiçbir şey diyemeyeceğim. Karadenizli misiniz Emine Hanım? Evet. Neresinden? Kastamonu, İnebolu. Ha, İnebolu. Ama şey mi peki Doğu Karadeniz mi aslen? Aslen Kastamonluyum, ha, yok. Yani Doğu oraya Karadenizli. Tamam, anladım. Ama Karadenizlilerlerim. Evet. Peki sizde Sümer Özgü albüm var mı Emine Hanım için? Var. Hangisi var? Var, eski kasetlerden var. Mesela bize var. En çok hoşunuza giden türkü hangisi? Aklınızda olan var mı? Valla bütün hepsi hoşuma gidiyor. Hepsi yani beğeniyoruz. Valla şu an hiçbir şey aklımda yok. Yani bu arada biraz düşünceliyim. Erdem Bey işten de çıktım. Yani o yönden biraz da sıkıntılıyım. O an, şu an düşünecek şeyim anladım. Yok. İnşallah en kısa zamanda uygun bir işte çalışma hayatınıza devam edersiniz İnşallah. Diye temenni ediyorum. Şimdi o zaman Emine Hanım. Efendim. Siz tatlı kaçakları seviyorsunuz değil mi? Evet. Peki burada bir de çok sevgili Tarumar abimiz var. Tarumar mı? Evet. Siz daha yeni mi fark yok, ettiniz? Dinliyorum da. Ha kim mi diyorsunuz? Bu kadar saattir söylüyorum. Dinliyorum. Tamam buyurun. Sevgili Dursun abi sizi dinliyor Emine Hanım. Ay çok tatlı. Anladın mı? Çok tatlı programı. Sağ olun, sağ olun. Dursun abi sizin Tarumar olduğunuza inanmamış. Bir ispat eder misiniz? İnanmıyor musunuz? İnanmıyorum. İspat edin Dursun abi. Yoksa Dursun Bey, Dursun Bey diye konuşuyorsunuz ama. Diyorum Tarumar evet. diyorum. Tarumar diye şey yapmadım ya. Hiç aklıma gelmedi yani. Ya efendim gelmemesi böyle abi, değerli konuklarımız var. Dursun'dan da şey ama mi olur ama çok yani? Beğenerek izliyoruz. Sağ olun efendim. En çok efendim Emine Hanım en çok başarılar dilerim hepinize. En çok sağ neyini seviyorsunuz Tarumar'ın dizide? Tarumar'ın kabadayı hareketini. Abi bundan sonra sen sokakta kabadayı kabadayı dolaş. En çok halkımız o halini beğeniyor senin. Evet herkes, çok güzel herkes ama. Herkes kabadayı abi. Kabadayı olmayan mı var? Çok güzel. Efendim teşekkür ederiz Emine Hanım. İyi günler dileriz. İyi sağ olun. İyi günler size de başarılar dilerim. Sağ olun efendim. Sümer Bey de başarılar çok dilerim. Çok teşekkür zaten ederim. Zaten başarılısınız. Sağ olun. Benim başarılar dilememe gerek yok. Sağ olun. Size de mutluluklar dilerim. Üzüntüleriniz evet. geçsin. İnşallah. Teşekkür ederim. İnşallah. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Görüşürüz Emine Hanım. Erdem Bey size de iyi yayınlar. Sağ olun efendim. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. İyi günler. Telefon mu var? Bir telefonumuz... Hayır, telefon diyorum. Şimdi efendim Erdem'le Neşe'yi Muhabbet programı. Bu son zamanlarda çok reklam alan bir program oldu. Bütün firmalara çok kullandığım... Defa kere tekrar ettim bir kelime ama çok zevk alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun bütün firmalara ve programımız olağanca hızıyla reklam almaya devam edecek. O zaman sizden ufak bir müsaade istiyorum. Bir reklam arası verelim. Yani. Ardından Erdem'le Neşe'yi Muhabbet Medya FM'de devam edecek. Erdem'le Neşe'yi Muhabbet. Erdem'le Neşe'yi Muhabbet.
Her pazar sizlere en iyileri ve en yenileri dinlettiren Erdem'le Neşe'yi Muhabbet programında bu pazar. Sümer Ezgü. Türk halk müziğinin usta yorumcusu Sümer Ezgü bu pazar Erdem'le Neşe'yi Muhabbet'te. Cemile'nin gezdiği dağlar ve şehir. Erdem'le Neşe'yi ve yıllar önce ana dizisindeki Kel Behzat tiplemesiyle, şimdilerde ise Tatlı Kaçıklar'daki Tarumar tiplemesiyle kendisini zevkle izlediğimiz Dursun Ali Sarıoğlu da bu pazar Erdem'le Neşe'yi Muhabbet'te. Sorularınız için telefon numaralarımız 0216 489 5156 ve 57. İsterseniz hemen şimdi de arayabilirsiniz. 12 Eylül Pazar günü 16-18.30 saatleri arasında Erdem'le Neşe'yi Muhabbet programında Medya FM'de buluşmak üzere. Erdem'le Neşe'yi Muhabbet. Keyifli, neşeli, heyecanlı, hareketli, dopdolu ve sımsıcak. Bir anda her şey olabileceği bir program. Erdem'le Neşe'yi Muhabbet. Erdem'le Neşe'yi Muhabbet, dinlemeden karar verilemeyecek tek program. Erdem Gençtürk sizleri her pazar 15-18 arası Erdem'le Neşe'yi Muhabbet'e bekliyor. Bizden söylemesi. Evet efendim, Medya FM'de Erdem'le Neşe'yi Muhabbet programına kaldığımız yerden sanatçı konuklarımız Tatlı Kaçıklar dizisindeki Tarumar adıyla Maruf, bastıra bastıra söylemek lazım bazen halen de duymayan dinleyicilerimiz olduğu için, Tarumar adıyla Maruf Dursun Ali Sarıoğlu ve Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu Sümer Ezgü ile Erdem'le Neşe'yi Muhabbet Medya FM'de olağanca hızıyla devam ediyor efendim. Şimdi ben Dursun abiye bu sefer ilk soruyu sormak istiyorum. Dursun abi, sizin tiyatroculuk yaşantınızdan biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle İstanbul'a geldiğiniz dönemlerde yarım ekmek köfte aldığınız zaman, bu yarım ekmek köfteyi ne yapardınız? Köftesini başkası yerse sadece ekmeğini mi yerdiniz bilmiyorum ama bunu ben size sormak istiyorum. Bir anlatır mısınız Dursun abi? Ya öyle bir, o ben anladım şimdi senin sorduğun şey. Bizim Fuat diye bizim Çayırı Derneği'nin başkanı bir arkadaşım var. O anlatmıştı. Ben unuttum bile öyle bir şey ama zaman zaman yaptığım bir iştir. Şeydi, bir gün öyle yerken bir tane köpek geldi, sokak köpeği. Melül melül baktı. Tabii ki aç olduğu belliydi. Ben de işte ekmeği yemeyeceğini düşünerek köfteleri ona verdim, ekmeğin içindeki köfteleri. Ekmeği kendim yedim. Ama bunu yaparken tabii ki içgüdüsel olarak ben açlığı çok yaşamış olduğum için, açlığın ne demek olduğunu çok iyi bildiğim için, o arkadaşın da açlığını, yani o köpeğin açlığını da yani anladım zannediyorum, verdim. Ama ne zaman oldu falan hatırlamıyorum. Onu şey hep söyler, yani iyi bir şey yapmışım gibi söyler. Ama ben onu iyi bir şey yapıyorum diye falan yapmadım. Kim söyler Dursun abi? O Fuat Albayrak arkadaşım. Fuat Albayrak. Saygıyla sevgili anlıyoruz. Tabii kendisini. Tabii ki. Bizim çok yakın arkadaşım. Sene kaçtı? Vallahi hiç bilmiyorum ya. Ne bileyim. Çok kaç yaşındaydınız İstanbul'a gelince? 10 yaşındaydım. 10 yaşında. 10 yaşında 8 gün 8 gecede geldim bir de, onu da söyleyeyim. O zamanlar öyleydi. O zaman otobüsü yoktu. Yürüyerek geliniyordu. Vapurla yürüyerek de gelenler vardı. Bir komşunun yanına kattılar beni. Annem kattı daha doğrusu. Buraya geldim. İşte o geldikten sonra işte ilk halk evinde, Eyüp halk evi vardı o zaman. Şimdi Eyüp futbol sahasının yanında bir binaydı. Şimdi yoktur yerinde tabii de.
Orada ilk defa şeyde çalışmıştım. Çok da heyecanlanmıştık işte. Müzikte çalışıyorduk, şeyde çalışıyorduk, tiyatroda çalışıyorduk. Tahmin ediyorum o öylesine başladı işte, eğer onu sormak istiyorsan. Peki yani, Dursun abi size bir şey daha soracağım. Sizi ilk olarak televizyondaki dizilerde oynama imkanına sizi nail eden, işte bu konuda size teklif götüren veyahut da getiren kim oldu efendim? O ismi hatırlıyor musunuz? Şimdi ben ilk defa değil de birkaç televizyon dizisinde oynamıştım ama onlar küçük tefek roller olduğu için pek bilinmiyor. Yani onlardan bir herhangi bir iz kalmadı. Ama ilk kez işte ana dizisinde Kel Behzat tiplemesi Oğuz Yalçın diye bir yönetmen arkadaşım var. Sakallı bir yönetmenimiz. Şimdi sakallarını kesti, sakalsız bir Oğuz Yalçın oldu. Parladı işte. Diyorsunuz efendim. Evet. Ama şeyin senaryosunu da benim çok yakın arkadaşım Kandemir Konduk yazıyordu. Ama beni çağıran, şimdi hakkını yemeyelim, şey oldu, Yalçın oldu. Oğuz Yalçın oldu. Onunla da o beni tiyatroda izlemişti, bir dizisinde oynattı. Dolayısıyla da ondan sonra bu dizi söz konusu olduğu zaman o çağırdı. Hatta ben verilen parayı beğenmedim. Şimdi orada işte ana ile baba var. Dursun abi, ben ana dizisinde oynadım iki bölüm söyleyeyim. Ciddi mi söylüyorsun? Evet, ne zaman? Evet, Ero İman bir genci oynadım. Hatta bu Kadıköy'de, Bahariye'de bir bar gibi bir yerde, kafeterya mı? Artık bunu pilataya çevirmişler. Oğuz'un bir yeri vardı, evet. Orada orasıdır. Aykut Oray var. Tamam. Ta küçüklüğümüzden ailecek görüştüğümüz bir tiyatro sanatçısı. Aykut. Tabii Aykut Oray. Annem babamlar görüştü. O zaman annem öğretmendir. İşte bir tiyatro çok oyununda Süenden Hanım var, eşi. Eşini tanıyorum tabii. O oyunun yönetmenliğinde yardımcı olmuştu. O dönemler işte Aykut Oray da gelip gitmişti. Ta o zamanlardan gelen bir tanışıklığımız var. Ben o zaman ufaktım. Anladım. Yani 5-6 mı 7 mi? Herhalde 5-6 sene evvel ufaktın tabii ki yani. Evet. Yani o yaşlardı ve Baniköy'de otururlardı onlar. O zaman. Evet. Şimdi evet, Acıbadem sizin yakınlarınızda oturuyorlar. Bu Uçular sitesinde yer şimdi. O oynadığım dönemde, o dizinin o bölümünde Aykut abi de vardı. İşte Ayşen Guru da vardı. İki bölüm oynadım ama sizinle karşılaşmadım. Ben yoktum demek ki. O bölümlerde yokmuşum. Evet. Bölümlerde değil de o sahnelerde yokmuşum demek güzeldi ki yani. Lisede okuyordum o tabii dönem ve bayağı da seyredildi. Bunu da söyleyeyim dipnot olarak. Tamam, ne güzel. Abi. Ne kadar iyi. Yönetmenlerimize etmişsin. Duyuruyorum yani. Evet yani. Duyuruyorum. Oynanır. Başka bir şey demiyorum. Her türlü eroinman rolleri mi? Her türlü eroinman. Her türlü yakışıklı gençlere verilecek rolleri yani oynadık. Oldukça yakışıklı. Orada efendim yani teşekkür ederim. Siz daha yakışıklısınız efendim. Tabii. Siz daha iyisiniz de biz nacizane Ardan böyle bir espri yapalım dedik. Öyle bir şeyimiz yok. Hayatta hiç kimsenin, madem abi konuyu açtınız, kimsenin sigara içmediği, uyuşturucu, esrar, eroin, kokain, bu tür maddeleri kullanmadığı bir hayat istiyoruz, dünya. Bir yaşam istiyoruz. Evet. Bir dünya sizin dediğiniz gibi. Tabii ki. Bütün bu kötü alışkanlıklardan, bütün bu kötülüklerden uzak bir yaşam diliyoruz herkese. En doğrusu da budur zaten. Şimdi abi. Evet. Evet Erdem, söyle. Lafını kestim. Yok hayır, estağfurullah canım, ben dinliyorum. Sonra Oğuz Yalçın'ın desteğiyle bu diziye girdik. Hatta ben o şeyi beğenmemiştim. Parayı beğenmedim. O zaman Star Televizyonu var ilk şey zaten. İlk özel televizyon. Özel televizyon. Şeye götürdüler, şimdi şeyin ATV'nin başındadır, Ekrem Çatay. Ekrem Çatay'a dedi, kim o ya dedi, parayı nasıl beğenmiyor yani, o şeylerden ben biraz daha fazla, 500 bin lira daha fazla istiyorum ben. Diğer oyuncular. Bana 1 milyon verdi, 1 milyon oynamam dedi 1 milyon. Abi başka işinde yok yani, öyle şehir kahramanı. Koskoca Kel Behzat'ım yani. Şey dedi, hayır yok o zaman Kel Behzat falan, kelliğimiz var da Behzat'ı yok. Şakasına söyledi, Rize'li damarı tuttu. Şey ya, dedim ki ben, çünkü ben öbürlerin hepsinden eski, şey hariç, Ayşen Gruda hariç. Hepsinden daha eskiyim ben yani. Oyunculuğum da daha eski. Hadi övmeyeyim, daha iyi demiyorum. Ama iyice yani. Bütün eski tiyatro rollerin adamı. Oyunculuğumu kastediyorum ama. Bütün eski rollerin adamı. Ben yani oynuyor oynamışım şeyde, tiyatroda. O öbür arkadaşlardan daha fazla almam lazım geldiğini düşünerek. Biraz da onun meselesini yaptım. Ne yaptık? Ekrem Bey de demiş ki, kim o ya demiş, böyle fazla istiyor yani bir dizide oynamak. Yani o zaman tek televizyon çok önemli bir şey yani. Böyle paramara talebi falan olmadan bile insanlar oynuyormuş. Siz 500 bin lira da fazla istemiş daha ve dikkatleri üzerine çekmiştiniz. Hayır çekmedim de, kim merak etmiş tabii adam yani, kimdir de istiyor. Yani tanımıyor çünkü ismen tanıdığı birisi değil mesela. Ondan sonra hatta yukarıda bir yerdeydi onun yeri, indir kimdir bakayım falan diye. Ben gözüm, tamam ya dedi, tamam oldu dedi, verdi. De sebep de şu, bak şimdi rastlantılar bizim gibi böyle organize olmamış toplumlarda çok önemli roller oynuyorlar şeyin, insanın geleceği konusunda. Şimdi Ekrem Bey de beni Ankara'dan, tiyatrodan tanıyormuş. Oradan tanıdığı için tamam dedi. Yoksa tanımamış olsa atacağım Müslüman, sen bana baktığı zaman da böyle bir özelliği falan olmayan bir adam gitsin gelsin, Hüsamettin oynasın diyecek yani, ne olacak? 500 bin lira da para yani. Demedi, öyle başladık işte, o da tuttu. Yani benimsendi.
O da biraz şanstır. Abi benim hiçbir katkım yok mudur bu şansın oluşmasında? Elbette vardır ama yani ben hep onu söylemişimdir. Yani şansın, rastlantının bizim gibi toplumlarda, gelişmemiş toplumlar çok önemli. Önemi var. Olmaması gerektiği halde. Ha, ama ben şimdi mesela Süper Bey'e bakıyorum. Şimdi anlattı bir kişi. Tabii ki çok dirençli ve uzun soluklu bir çalışmanın içinden geliyor. Yani onun bir şeyde olmasa öbür yerde olacak. Ama şimdi çok farklı bir şey tabii. Farklı yani iyi yetişmiş olmak, belli bir mesela diyelim ki öğretmen bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelmiş, evet, olmak, yönlendirilmiş olmak. Ondan sonra da kendi o direnci de kazanmışsınız. Ama zannediyorum ki çocukluğunuzda ve gençlik döneminizin büyük bir bölümünde en azından bir ekmek sorununuz pek olmamıştır. Yani olmuşsa bile bizimki kadar olmamıştır. Ekmek sorunu, babam beni yazları hep çalışmaya verirdi. Ama o yani kendi güzel kazandığının para, kazandığın paranın değerini anla, onu harcamayı bil. Ona diye. Şimdi bunu şunun için tabii söylüyorum. İnsanlara yani temel gereksinimleri karşılanmamış ise, karşılanmıyorsa, zor karşılanıyorsa, yani sizin yatacak yeriniz yoksa, yiyecek ekmeğiniz yoksa falan, siz bir takım sanatsal, entelektüel alanlarda çok çok başarılı olmanız çok zordur. Bir de tabii ki bizim gibi bir toplumda bunu talep eden bir kesim yoksa, ki yok bizde. Bizde size bilmem müzik yapın, resim yapın, tiyatro yapın diye kimse demiyor ki. Siz yapıyorsunuz, bakın bak ne güzel şeyler yaptım, gelsenize falan diye çağırıyorsunuz insanları. Evet. Yani biz dezavantajlı bir şeyde. Şu da var yalnız. Çok böyle bir eli yağda bir eli balda olan insanların da sanatta başarılı olması mümkün değil. Çok belki değil yani ben şimdi rahattan dolayı çok demiyorum. Mümkün değil yani o duyguyu, evet, hissetmesi de mümkün değil. O belki bilmiyorum. Bir orta halli mutlaka problemleri olan insanlar çok, daha biraz abi probleminiz tabii olacak da bu problemler yani ille de böyle şey değildir. Yani ekmek bir problemin ötesinde çok yaşamsal bir şeydir. Hı-hı. Başka bir şey düşünemezsiniz yani ekmek çok önemli bir şeydir. Çok tabii temel. Temel. Yani o dolayısıyla onların çok olması da bir şey zaaftır, uğratır. Şimdi bizim çocuklarımız o şeyle mağluller. Hı-hı. Çokluk. Mesela benim kızım bayat ekmek yemiyor sabah. İlle diyor şey ama burada yarım ekmek duruyor. Kim yiyecek bunu? Atacak mısın? Ben kıyamet koparıyorum. Kavga çıkarıyoruz. Ama bolluktan kaynaklanan bir vurduğum duymazlık vardır. O dediğiniz duygusuzluk vardır. İlgisizlik vardır. Ama aynı şey bunun tersi de. Yani demin dedik ya bir denge. Hiç olmasa karnınız doymalı. Hiç olmasa yatacak bir yeriniz olmalı. Belki 10 takım elbiseniz değil ama bir tane olmalı yani. İki tabii tane olmalı. Evet. Şimdi bunlar, bunu kastederek söylüyorum yani. O dediğinize katılıyorum tabii ki. Yani çok bolluk içinde. Bir eli yağda bir eli baldaysa niçin uğraşacak ki adam yani? Tabii yani sanatçıların temeline baktığınız zaman ya orta aileler demeyelim işte, ya yoksul insanların çocuklarıdır. Çok böyle yukarıda çok varlıklı insanların çocukları genelde sanatı tercih etmez. Ticareti tercih eder. Evet yani onlar daha güçlü olmanın yolu tabii bir yerde oradan geçiyor ama sanatı tercih edenler ya da sanatsal işlerle uğraşmayı tercih edenler belki de kendi varlıklarını kanıtlayabilmek için öyle bir olanakları olmadığından belki böyle bir şey. Çünkü onun altında doğru, evet, kendini kanıtlama vardır yani bütün sanatsal çalışmalarına. Arkasında bak ben de varım yani ben de şu dünyada bir adamım yani. Hepimiz adamız dursana. Tabii ama ya, adamdan adama fark var tabii. Yani şimdi o güdü vardır değil mi? Yoksa tabii, sen buradan tabii, şimdi tabii niye dil döküyorsun sadece alacağın para değildir yani. Yok para değil sorun. Hakikaten alacağımız para değil. Tamamı o değil, para da vardır mutlaka ama. Yani tamamı o değil. Peki Dursun abi bir şey soracağım. Dur. Sonra Sümer Bey'le konuşacağız, tamam, ve güzel de bir türkü arası vereceğiz. Dursun Ali Sarıoğlu fıkra anlatır mı abi? Var mı öyle bir? Abi anlatır da işte o da bir ısmarlama şey gibi. Ben onu da beceremiyorum. Yani böyle ben fıkra çok severim. Dinlemeyi de çok severim. Çok da gülerim. Anlatırım da zaman zaman ama genellikle bilirim de epeyce. Ama böyle anlat dendiği zaman bana çok anlamsız geliyor. Anlıyorum. Havada kalıyor yani. Hani varsa diyecektim. Bir olay olur, bir şey olur da. O zaman hemen olay yaratalım. İlgili bir olay aklına gelirse. Öyle bilmiyor. Yani birkaç defa öyle anlatıyorum iyi, tatsız oluyor. Yani bir de herkesin bildiği şeyler oluyor benim. Seçim yani sizin, karar sizin. Senin Dursun abi. Senin anlattığını mesela ben bilmiyordum ama. Beğendiniz mi Dursun abi? Beğendim tabii. Ha, güzel. Beğendiyseniz sorun yok. Ondan bütün şeyler şeydir yani bütün evli erkekler özellikle mesajı almıştı. Aynı duyguyla meşgul, evet, bulunmak. Sizin var mı abi böyle bir düşünceniz var mı?
Aynı duyguyu. Yok, ben 40 yaşından sonra evlendim, hiç boşanma gibi bir şey olamaz yani. Keşke. Yani Elif Hanım dinliyordur belki şu anda. Dinliyordur mutlaka, ama yani öyle bir sorun yokmuş, duyuyorum onu ama boşayamam yani bu yaştan sonra, ne yapayım? Ha, öyle bir durum falan yok. Yok, gayet yok, devam ediyorsunuz. Ne ister istemez ediyoruz abi. Şimdi yine Sümer Bey. Tamam, durumu akşam evde kavga olmayacak kesin, şimdi yok, durumu kurtardık. Yok, onu söylüyorum canım, aynı şeyler. Sümer Bey'in biraz evet, konserlerine değinelim. Evet. Daha ya. Nelerde konserler verdiniz? Önümüzdeki günlerde bir tarihi belirlenmiş konser var mı? Hatta sevgili dinleyicilerimiz sizi yakın bir zaman içinde bir televizyon programında izleme imkanına sahip olacaklar mı? İsimleriyle hiç çekinmeden söyleyebilirsiniz. Bunları da biraz aydınlığa kavuşturalım. Şimdi iki tür insan var. Televizyon izleyen insanlar var, izlemeyen insanlar var. İnsanların izleme şansı yok zaten. Yok, konsere de gelmezler onlar zaten belki de. Yok, konsere geliyorlar. Geliyorlar yani, mı? Evet, belli konserler. Televizyon izlemeden. Geliyorlar tabii. Tabii. Ha, bu da ya, sanatçının büyüklüğü işte. Hayır, şu ama var şimdi. Artık enteresan, insanlar yani tepki gösteriyor televizyona. İzlemek istemiyorlar. Yani. O kadar abuk subuk program var ki. Ha, televizyon. Ben onlara hak da veriyorum yani. Gerçekten çok abuk subuk programlardan dolayı tepki gösteriyorlar. Bir de televizyon izleyen insanlar var. O izleyen insanlar beni bir şekilde bir kanalda mutlaka görebilir. O açıdan katıldığım programları anlatmanın gereği yok bence. Katıldığımız konserleri de anlatmanın gereği yok. O zaman bundan sonrakileri. Yani bundan sonraki tabii ki düşünülen birçok konser iptal oldu bir kere. Hepimizi yasa boğan bir deprem yaşandı. 15 bin civarında şu an kayıp. Bunların akrabaları, hepimiz zaten gönülden yaslıyız. Onun için bütün konserler zaten Türkiye'de iptal oldu. Bu sezon, Eylül sezonu, Ağustos sonu ve Eylül, Ege'deki bütün festivallerin sezonudur. Halk konserlerin sezonudur. Bizimkiler hep iptal oldu, olan bağlantıların hepsi tümü iptal oldu. Ama bir süre sonra işte Almanya'da, Hollanda'da, yurt dışında bazı konserler var. Bunların birkaç tanesi yardım amaçlı konserler. Yunanistan'dan güzel bir teklif vardı. İşte büyük bir şey, acı bir olaydı orada yaşandı. Yunanistan'da ya, da yine ya, deprem yaşandı. Evet. Yani Ege'nin iki tarafı da sallandı. 5.9 şiddetinde. Evet. Aletsel büyük. Çok ilginç ya, yani geçmişte savaşan insanlar bugün birbirine sarıldı, sevgiyle sarıldılar. Demek ki savaşların da boş olduğu, gerçek kalıcı olan şeyin sevgi olduğu, insan yaşamının ne kadar önemli olduğu burada da ortaya çıktı. Yunanistan'dan bir teklif geldi. Bir Yunanlı sanatçıyla ortak olarak Selanik ve Gümülcine ve İskeçe'de bir konser. Türklerin çok olduğu yerler orada. Evet, Türklerin tabii çok oldu. Bir de benim babamın görev nedeniyle biz 2 sene Gümülcine'de kaldık. Ha, o da var. Tabii. Onun da verdiği bir duygusal şey belki. Anneannem memleketi Selanik. Ben de çok severek gidecektim yardım amaçlı konser ama Atina depreminden sonra o da iptal oldu. İleri bir tarihte yapılacak. Yani bugün bu dönemde daha çok yurt dışın konserleri olacak. Türkiye'deki konserler iptal oldu. Tarihi belli mi, ne zamana ertelendi? 25'inde Stuttgart var. Hollanda'da 30 Ekim'de Hollanda Arnhem sanıyorum var. Çok detaylı şimdi ezberimde yok. Aralık'ta Berlin var. Bunun dışında işte Ekim'den sonra benim Nazar Değmesin televizyon programı başlayacak ama hangi kanal oldu bilinmiyor. Ben öğrenir öğrenmez bu programda duyuracağım. Yani ben yapmayayım bu tanıtımı. O kanal artık kendi tanıtım politikasında yapacak onu tabii. Onun dışında bana birkaç yıldır teklifler vardı. Ben Ankara'da sahne çalışması yapardım kışın. İstanbul'a geleli 3 sene oldu ve 3 senedir ben sahne çalışması yapmıyorum. İşte bu Boğaz'da vardı birkaç teklif. Belki Etiler'de bir yerde türkü programı yapılacak bir barda. İşte kışın haftada bir gün ya da iki gün düşünüyorum bir türkü programı. İnşallah. Türkü gecesi düşünüyorum. İnşallah. Çok da hoş olur. Peki Sümer Bey, size bir şey sormak istiyorum. Bu albümde sizin de ayrı bir yer eden yani Sevdan var, bir sahne arkası çalışmasında doğdu ama onun dışında sizin dinlerken kendinizce ayrı duyguları yaşatan başka bir türkünüz var mı bu albümde özellikle? Var. Şimdi bu mesela türküleri hep severek seçtik biz. Yani içinde hem tempolu türküler var hem hüzünlü duygusal türküler var. Mesela İki Keklik güzel bir türkü. Bodrum Hakimi hikayesi olan bir türkü. Hangisini dinlemek isteriz? Sizin tercihiniz ha, hangi yönde şu anda? İki Kekli dinleyelim isterseniz. İki Kekli. Peki efendim. Onun sırada. İşte şu anda Medya FM'de Erdem'le Neşe'yi Muhabbet programında Sümer Ezgün'ün son albümünden İki Kekli'yi dinliyoruz. Thank you.
tek bir kaya ötüyor. Ötme de keklik derdim bana yetiyor, aman aman yetiyor. Ötme de keklik derdim bana yetiyor, aman aman yetiyor. Annesine karada haber gidiyor, annesine karada haber gidiyor. Yazması oyalı, kundurası boyalı yar benim, aman aman yar benim. Uzun da geceler yar boynuma sar benim, aman aman sar benim. Derd açar, aman aman derd açar. Dertli de keklik dertsizlere derd açar, aman aman derd açar. Buna da gizli sevda derler, tez geçer. Yar benim, aman aman yar benim. Uzun da geceler yar boynuma sar benim, aman aman sar benim. Neşeli, heyecanlı, hareketli, dop dolu ve sımsıcak. Bir anda her şey olabileceği bir program. Erdemle neşeli muhabbet. Erdemle neşeli muhabbet, dinlemeden karar verilemeyecek tek program. Erdem Gençtürk sizleri her pazar 15-18 arası Erdem'le Neşe'yi muhabbete bekliyor. Bizden söylemesi. Erdem'le Neşe'yi efendim, Medya FM'de Erdem'le Neşe'yi muhabbet programına devam ediyoruz. Bu arada hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Böyle sonlara doğru yaklaştığımız şu anda belki radyolarını yeni açanlar varsa diye
bir ola ki diye bir iki telefonu almak isteriz. 0216 489 51 56 ve 57. Hiçbir yerde, hiçbir programda, hiçbir radyo programında veya televizyon programında zannetmiyorum ki Sümer Ezgü ve Tarumar, yani Dursun Ali Sarıoğlu böyle kolay kolay bir araya gelsin. Değil mi efendim? Böyle bir imkanımız varken belki yeni açan dinleyicilerimiz olmuştur da radyonun telefonu nedir diye çırpınıp dinlenenler varsa diye son kez hatırlatmış oğlum. Ve şimdi yine Sümer Bey'e önce bir soru soracağım, sonra Dursun abiye bir soru soracağım ve sohbetlerimiz böyle benim sorduğum sorular sizin vereceğiniz cevaplarla devam edecek efendim. Az önce konserleri konuştuk. Sümer Bey dedi ki Erdem biraz tempolu gidelim falan dedi. Ben de böyle hemen konuşmamı değiştirdim, hızlandırdım, biraz tempo yapalım efendim. Evet. Şimdi Sümer Bey, sizin Türk halk müziğinde takdir ettiğiniz, işte bu gerçek anlamda Türk halk müziği sanatçısı dediğiniz kimler var efendim? İsimleriyle birlikte söyleyebilirsiniz. Şimdi nasıl sayayım, o kadar çok ki. Olsun, böyle duymakta fayda var. Bir kere bu işi eskiden yapan çok iyi insanlar var tabii. Onları önce bir saymak lazım. Tabii mahallilerden Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Hacı Taşan, bilmem Urfa'dan var. Her yörenin çok iyi sanatçıları var. Mahallileri saymak lazım. Onun ötesinde radyolarda bir Mehmet Erenler, bir Ümit Tokcan, Yavuz Top vardı. Radyodan ayrıldı Yavuz abi. Sonra Arif Sağlar, Belki Sakkaleler, yani Gülşen Kutlular, İbrahim Can, bir sürü insan var. Genç arkadaşlardan Kubat iyi bir ses. Laçin'i beğenirim, grup Laçin'i. Destan, gerçi sadece türkü okuyan bir grup değil Destan ama türküleri araştırarak okuyor ve düzgün okuduğunu düşünüyorum. Zara mesela iyi bir arkadaşımız, yine iyi yetişen bir arkadaşım. Ya bunlar demek ki sizin başlayacak olan programınızda davet edeceğiniz isimler arasında görünüyor. Hep çağırdım zaten ve her zaman da benim programım açıktır, her zaman. İşini iyi yapan insanlar her zaman açık benim programım. Ne güzel. Tabii. Peki Sümer Bey, bir soru daha sorayım. Siz halk müziğinde çok emekleri olmuş, efendime söyleyeyim, ve örnek de bir sanatçısınız. Diğer Türk halk müziği okuyanlara, genç isimlere sizlerden feyiz alıyorlar. Bu anlamda yardımcı olduğunuz, Türk halk müziği camiasına kazandırdığınız veyahut da kasetinde büyük emek sarf ettiğiniz bir sanatçı adayımız diyelim. Oldu mu? Böyle bir isim var mı? Ankara'da kasetlerine katkıda olduğum arkadaşlarım vardı. İşte vokal yapmak da bir katkıdır. Orada bir kaşık çalmak da katkıdır. Tabii. Repertuarına bir yeni bir türkü seçmek ya da o seçimde yardımcı olmak da bir katkıdır. Ya da işte Nazar Değmez'in programına çağırıp ona imkan tanımak, yüreklendirmek, yeni yetişen bir insana değer vermek de bir katkıdır. Yani bunları şimdi sayamam ben ama mutlaka katkım olmuştur. Oldu, değil mi? Ya da iyi okumak, iyi programlarda yer almak, bunlar da insanların izlemesini düşünürseniz o da katkıdır. Tabii. İnsanlar örnek alırlar. Tabii o da bir katkıdır. Peki Sümer Ezgün'ün en çok hoşuna giden türkü hangisi şu anda dinlenenler arasında? Ya benim okuduğum türkülerden. Sizin okuduğunuz olabilir, başka sanatçıların okuduğu olabilir. Dilinize dolanan, sürekli dinlediğiniz zaman radyoda veya televizyonda olsun, sesini biraz daha açtığınız. Şimdi bir kere Mihriban'ı çok, yani o adeta benim için yazılmış. O, öyle mi Musa efendim? Abiye de söylerim ben. Musa Eroğlu'ya da. Kıskanıyorum adeta Musa abi. Ben söyleyeceğim onu diyorum. Yani inanılmaz yani. Gerek söz gerekse müzik bütünlüğü çok güzel. Çatı çok sağlam. Tam ve size göre. Sizin bıkmıyor için yazılmış. Adeta bana yazılmış. Hiç bıkmıyorum. Onun dışında var Sevda'nı seviyorum. Evet yaptığım. Efendim ben hemen lafı kesmek istiyorum. Tempo istemiştiniz. Ben sizin için yazıldığına adeta inandığınız Mihriban adlı bu türküyü sizden rica ediyorum. Ha, ne güzel. Tamam. Tamam, ben de bunu destekliyorum. Tamam. Ama şey o tabii. Canlı tabii. Abi. Herhalde canlı. Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım, çözülmüyor Mihriban, Mihriban. Ram pam 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 ram pam 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 pam. Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü. Ram pam 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 pam. Görmeyince sezilmiyor Mihriban, Mihriban sevdiğim. Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü. Görmeyince sezilmiyor Mihriban, Mihriban sevdiğim. Sümer Bey, çok teşekkür ediyorum. Yalnız bir şey var, yanlışlıkla siz türkü okurken mikrofonlar kapandı. Onda bir ufak bir kapanma oldu. Sonra da ben durumu düzelttim ama
baş kısmı biraz yani o ilk kısmı biraz kısık gitti yayına. Hem de bu işin bir bahanesi olsun. Çok da güzel söylediniz. Başka bir kıtasından bir örnek daha söyleyebilir misiniz? Ne çıktıysa bahtımıza. Sümer Bey çok önemli. Tadına dayamadık ne yani. Ne çıktıysa bahtımıza. Bakın efendim mikrofon kısıktı az gitti ilk kısmama yayına. Ne çıktıysa bahtımıza. Giden gitmiştir. Başar. Ah be Yaşar Bey. Ah sen biliyorsun. Başar. Efendim hakikaten çok güzel okudunuz. Belki çıkan diğer albümlerinizde bu türküye yer vermeyi düşünüyor musunuz Mihriban'a? Yok artık. Her türkünün bir dönemi vardır. Yani size bir faydası olmaz. Şimdi diyelim ki Tarumar dönemi bittikten sonra Tarumar olmaz değil mi? Yani evet, ama evet, bugün Tarumar revaçta olduğu için Tarumar var. Yani bugün için artık Mihriban yeniden okunmaz. Yakında yani. Dablumbaz çıkar artık. Falan. Peki. Ama bugün Mihriban olmaz yani. Bir sürü yeni ama başka şeyler var. Çıkacağından eminim ben yani Sümer. Şimdi tabii. Dursun abi ve Sümer Bey mutlaka Erdem ve Neşe'yi Muhabbet programına şimdiye gelen kadar gelen sanatçıları merak etmiş olabilirsiniz belki. Bakalım sizin takdir ettiğiniz, sizin beğendiğiniz isimler var mı yok mu? Onları da merak ediyorum ve isimlerini bir okumak istiyorum. Sanatçılarımızı onure etmek açısından ve ben bunu 2-3 programda bir sürekli yaparım. Başlıyorum. Şimdiye kadar Erdem ve Neşe'ye Muhabbet programına gelen konuklar. Sözer pop müzik, Leyliha Türk halk müziği, Abdullah Tan Türk halk müziği, Sözer Yaşmıt Türk sanat müziği, Oya Aydoğan sinema sanatçısı, Funda Süleyman ikilisi Türk halk müziği, Şeniz Şehnaz Ünal Türk sanat müziği, Selahattin Özdemir fantezi darlamıştık. Nihat Nikela sıcak saatlerdeki başkomiser, Mehmet Cepiç sıcak saatlerdeki komiser Doğan, Selçuk Ulu Ergüven bizimkiler dizisindeki Davut Usta, Ali Uyandıran bizimkiler dizisindeki Dunkov adıyla maruf sanatçımız, Aysel Şeker Türk halk müziği, Erol Arpa Türk halk müziği, Ali Zor Türk halk müziği, İnci Güneş, Esra Bozkurt Türk halk müziği, pardon Türk sanat müziği, Mehmet Can yine fantazi, Zeynel Aba Türk halk müziği, Ali Seydi Türk halk müziği, Yankır Türk halk müziği. Yankır'la ilgili hemen bir şey söyleyeyim. Yankır'la ben zaman zaman görüşürüm. Sevdiğim, saygı duyduğum bir arkadaşımızdır. Kızılderililere benzer. Şuradan resmini görebilirsiniz. Kızılderilileri andırıyor zaten. Hemen fotoğrafta dikkatinizi çekmiştir. Yankır'ın bir özelliği var. Biliyorsunuz efendim sanatçılarımız artık bir cep telefonuyla değil, iki tane hatta üç tane cep telefonu kullananlar var. Bunlarla da iftihar ediyorlar. Fakat Yankır belki de cep telefonu kullanmayan, cep telefonu kullanmaktan nefret eden çok nadir sanatçılarımızdan bir tanesidir. Ve benden özellikle söylememi rica etti. Yakında dedi, bomba gibi derler ya, geliyoruz diye. Çok güzel planları, programları var. Belki de çok kısa bir süre sonra medya camiasında bir Yankır fırtınası esecek. Buradan da kendisi söylememi istedi. Ve ben de inanıyorum, iletiyorum efendim. Bu arada da cep telefonu kullanmayan sanatçılarımızdan, çok nadir sanatçılarımızdan bir tanesidir. Efendim Hüseyin Turan Türk Halk Müziği, Belkıs Akkale Türk Halk Müziği, Seher Dülavan Türk Halk Müziği, Aynur Haşhaş Türk Halk Müziği, Sevgi Soylu yine fantazi, Aydın Öztürk Şiir, İsmail Özden Türk Halk Müziği, Cem Kutsal İkilisi Türk Halk Müziği, Mercan Şimşek Türk Halk Müziği, Kıvırcık Ali Türk Halk Müziği, Arzu Türk Halk Müziği, Hüseyin Karakuş Türk Halk Müziği, Metin Karataş Türk Halk Müziği, Emre Salt.